Sen yuvamı yıktı dedi, ortalık karıştı. Acıdım haline, aldım evime. Büyük yüzleşme. Öz yerinin kocasıyla kaçtığı iddia edilen teyze canlı yayına geliyor. Ama bu saatten sonra hepsinde ben Emrah'la birlikte olacağım. Bakın 70 milyon bunu dönsün o zaman. Eşinin teyzesiyle kaçtığı iddia edilen koca canlı yayına geliyor. Kızlarınız hepsi elimde, hepsi karakolda. Az sonra. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarımızın başına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Canlı yayın telefon numaramız 0212-702-9090. WhatsApp ihbar hattımız 0549-214-1010. Tekrar hoş geldiniz. Herkes burada, Sevgi burada. Kocamı teyzem elimden aldı diyen Sevgi burada. Anneciğin burada mı? Nerede bakayım anne? Hoş geldin. Olgun Hamarat hocamız burada, avukatımız. Sinem Yıldız burada. Sinem Yıldız'ın yanında Kübra var ve Medine. Medine'yi bugün dinleyeceğiz. Allah nasip kısmet ederse. Dün öyle bir VTR yayınladık ki herkesin inanılmaz dikkatini çekti. Çünkü hepimiz sağlıklı yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda insan nefsi bu. Sağlıklı olalım, uzun da yaşayalım istiyoruz. Öyle bir derviş dedemiz var ki o kadar büyük tavsiyelerde bulundu ki ne yiyor ne içiyor. 115 yaşında ya Fo! 115! Bir izleyelim. Maraşlı derviş dede bu otu yedi, 115 yıldır yaşıyor. Sağlıklı yaşam derdindeyiz. Ama insan nefsi bu. Sağlıklı yaşayayım derken uzun da yaşamak istiyoruz. Rüya derviş dedenin yanında. Derviş dede 115 yaşında. Maşallah. Rüya. Merhabalar sevgili Seda Sayan. Ay ne çok güzel, güzel bir yerden o yazman bu sefer size sesleniyoruz. Bir merhaba diyelim. Merhaba bütün köy. Aynı şu anda derviş dedemizin yanındayız ama sağ olsunlar Minevi köyünün halkı da bizi yalnız bırakmadılar. Seda Sayan ismini duyunca burayı gördüğünüz gibi donattılar. O masada neler var? Buyurun Seda Hanım. Bu masada aslında yok yok. Hemen saymaya başlayalım. Burada hem derviş dedemin yediği şeyleri hem de buradaki halkın yöresel yemeklerini de koyduk. Ben size hızlıca bir sayıyorum şimdi. Burada öncelikle çağla turşusu. Değil mi? Çağla turşumuz var. Onun yanında rokalarımız, burada yine dolmalık biber turşumuz. Mutlaka derviş dedenin her kahvaltıda yediği organik balığı. Burada tarhana çorbamız, biber salçamız. Burada yine kuzu kulağı, değil mi? Kuzu kulağımız, rokamız. Tabii ki soframızın olmazsa olmazı. Biraz önce de bahsettiğiniz yemlik otumuz var burada. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Burada yine turşu çeşitlerimiz, dolma çeşitlerimiz ve özellikle derviş dede zeytini sofrasından eksik etmiyormuş Seda Hanım. Tamam, bunu burada bize altını çizerek söyledi. Rüya, burada onun için burada Canan Karatay hocayla buyurun uyuştuk. Zeytin önemli dedi. Peki derviş dede et yemiyor mu hiç? Merak ettim. Et. Yani bu derviş dedem et yiyor mu hiç et? Et çok az yer. Az yer. Evet. Kırmızı et mi beyaz et mi? Fark etmiyor da yalnız organik olacak tavuk kırmızı beyaz et. Ha, organik. Evet. Ne olacak? Marketten aldığın zaman yemez. Köy tavuğu. Gezen tavuk. Organik, organik olacakmış. Gezen tavuk, sokaktaki tavuk, gezen. Biz de işte aynı bunlar. Görmüş olduklarını biliyoruz. Bir daha göster şu sofradakileri kız. Ben de turşu yemem ki. Hemen kardeşim, bir daha gösterelim. Zeytinyağımız, zeytinlerimiz. Burada görüyorsunuz dolmalarımız var. Hepsini ablalarımız yaptı. Sabah kalktılar, uğraştılar sağ olsunlar. İçli köftemiz var.
burada yine gözlememiz bir yandan yapılıyor. Onun dışında otlarımız var Seda Hanım. Buradaki insanlar bu yeşillikleri her türlü yiyorlarmış. Bunu tuz atıp yiyorlar, sade yiyorlar, sabah yiyorlar, akşam yiyorlar. Masadan eksik etmiyorlar. Yine turşuları eksik etmiyorlarmış. Bal dediğimiz zaman da balı en çok çayla mı içiyor? Nasıl yapıyor? Dede yok, yani çayla evet. Sabahları mutlaka yer balı. Tereyağıyla mutlaka yer. 115 yaşındaki dede soğuk su içiyor. Seda Hanım kendisi sıcak su içmezmiş. Kesinlikle içmez. Sıcak su içmez. Kesinlikle buz olması lazım suyunda. Neden öyle soğuk su? Bilmiyorum, onu sürekli kışın dahi soğuk su buz olacak. Ben sıcak de... su verince ne yapıyor? Döker. Ha, bir dakika, ben de takır takır buz yerim. Yaz kış buz yiyorum. Sen şimdi burada mesela bunların hepsini yiyor musun? En çok hangisini yiyorsun? Bir sen söyle bize. Ya çorba yiyorum işte şu. He. Çorba yiyorsun. Ben yiyorum. Başka? He, o da yiyorum işte. He. O şeyle bana dişim yok. He. Bu köyde yaş ortalaması 95. Seda Hanım, bir de köyün yaş ortalamasını soruyorum o zaman. Bir öğrenelim Yusuf abiden. Evet. 95, 90, 100. Yaş ortalaması var. Oraya gidip yerleşiyor. 95, 100. Evet. Herkes öyle. Herkes öyle. Ama herhalde bunun açık hava olması, doğal ortam olması etkiliyor tabii mu? Temiz hava olması, açık hava. Ya, tabii. Yok hayatım, bunlar rüya. Kız bunlar et az yiyor, et. Baksana gözlemeye bile ıspanak koydu kadın. Ne eti, biz olsa kıymayı doldururuz içine. Köyde 100 yaşını geçen kaç kişi var? Yaş ortalaması 90. Köyde 100 yaşını 90... geçen kaç ha. kişi vardır? Yani vardır, bayağı vardır ama bilmiyorum şu an. Yani köyün şu anda mesela ortalama nüfusu kaç? Ortalama nüfusu şu an vardır 500 falan. 500 kişi. Bunların yaşlıları da yani 100'ün 90'ın üstünde falan. Var yani, bayağı var. Türkiye'nin en yaşlısı amca. Bir 10-15 kişi var mıdır? Var, fazladır. Fazla. Fazla tabii, maşallah. Sofraya baksana hanım, hep ot, sebze. 115 yaşındaki derviş dede uzun yaşamını yemlik otuna borçlu. Bu şekilde hem doğal ortamda hem beslenme hem doğal ortam derken böyle oluyor. Tabii biz şimdi bu yemlik otuyla alakalı diğer muhabir arkadaşım Yakup da bir yayın yapmıştı. Burada da yine aynı şekilde tüketiliyor. Bu peki her yerde yetişen bir şey mi bu yemlik otu? Yani mesela İstanbul'da da bulabilir mi insanlar bunu? Tahminimce herhalde bir bölgeye ait değil mi bu? Dağlarda her zaman dağlarda bulunur. Ama. Bir de buna panzehir de derler. Bunun sütü akıyor ya, panzehir derler buna. Hı-hı. Ne yapar mesela, neye yani neye ya, iyi gelir? Önceden yarası olan her tarafına böyle sürermiş. Yani çabuk kapansın diye. Yaralarına. Eskiden dağlarda babalarımız bulurken bunları hep sütünü böyle sürermiş. Hocam evet, doğal antibiyotik panzehir diyorlarmış. Çoğunda pilavını da doğrayıp yapanlar var. Pilav da yaparlar. Yani otlu pilavını da yaparlar. Yani yerler çocuklar, gençler, dağda gezenler hep toplarlar, tuzlarlar, yerler bunu, eve getirirler, yerler. Bunu peki pişirmiyorlar değil mi? Pişirirler de yani dediğim gibi pilav da yapıp pişiriyorlar. Aynı dağlarda çiriş olur böyle, sarımsağa benzer. Onu da pilavını yaparlar, böreğini yaparlar, bunu da yaparlar. Peki yani... Yani köylü kadınlar dağda neyi bulsa ot olarak yenecek otları bilirler, onun her çeşit yemeğini yaparlar. Yani. Ne kadar yeşillik var, ne kadar faydalı olan evet. Hepsini tüketiyoruz. Seda Hanım, bizim masamız böyle. Soracağınız bir şey varsa alabilirim efendim. Yok, ben anladım. O kadar doğal ve organik besleniyorlar ki normal böyle uzun amca. Yaşama ve en önemli sırrı da verdin. Kalabalık yok, gürültü yok. Biz hayatla cebelleşiyoruz burada. Bir gürültünün içerisindeyiz, bir uğultun içerisindeyiz, bir trafiğin içerisindeyiz. Aynen. Rüya, şu başındaki yazmana falan bayıldım. Bir kalk da göreyim sen. Şalvar mı giydin kız? Ay ne güzel olmuşsun. Bayıldım. O şalvardan getir bana. Bu yaz çok moda. Teşekkür ederim. Ya biz de buraya uyum sağlamaya çalıştık tabii. Sağ olsun ablalarım bana şalvar getirdi. Ay ben istiyorum ben. Bana getir. Denedik. En sonunda bulduk şalvarımızı. Seda şalvar istiyor. Gönderir miyiz? Hemen var mı, göndeririz. Niye göndermez? İstediğin şalvar olsun. İstediğin evet. Şalvar olsun diyorlar Seda tamam. Hanım, elbette getiririm. Burada yayında giyeceğim, canlı yayında. Bir tane şalvar, bir tane de yazma istiyorum. Müzik
Evet, Derviş Dede'nin uzun yaşama sırlarını öğrendiniz. Adamın sofrasından otlar eksik olmuyor. Biraz önce Veteri'yi seyrederken Olgun Hocam'la da sohbette dedik ki zaten toprakla aşır neşir. Kızı da diyor ki orada, kızı, torunu. Torununun torunu var ya adam. 50 yaşında. Maşallah, torunun torunu 50 yaşında. Diyor ki sabah kalkar bu çiçeklerle ilgilenir. Sürekli toprakla haşır neşir adam. Değil mi? Dememiş mi benim sadık yarım kara topraktır diye. Maşallah. Peki sevgi bize geldi, dedi ki bir yıldır evliyim ama benim teyzemle eşim birlikteler, bana yardımcı olun dedi. Önce sevgili izleyicilerimiz bir hatırlayın, izleyemeyenler de dikkatle izlesinler. Sevginin anneciği Emine Hanım burada, sevgi evladım burada. Başına gelmeyen kalmamış kızım, bir izleyelim konuşacağız. Teyzem yuvamı yıktı iddiası. Şimdi ben eşimle tartıştım. Sonra annem aradı beni. Adana'ya gel dedi bana. Evet. Benim oradan çıktığım gün bir diyorum ki benim teyzem dedim kişi benim kocamın yanına gidiyor. Benim evimdeler şu anda. İlk nasıl anladın? Eşim sürekli telefon kilitini benden saklıyordu. Ben şüphelenmeye başladım zaten. Sürekli kalkıyordu, gece yarıları oturuyordu. O yüzden ben de şüphelendim. Biri var dedi. Evet. Araştırdım. Altından teyzen mi çıktı? Evet. Teyzesi ve kocası beraber mi kaçtı? Evet, yan yana bize telefon açtılar. Biz çok mutluyuz. Siz kendi derdinize yanın dediler bize. Evet. İyi ki de gelmişim dedi. Evet. Sen kocanla konuştun mu? Konuşuyorum. Hala beni dinlemiyor. Hep sürekli teyzeme veriyor telefonu. İkisi de benden kaçıyorlar. Sürekli mesaj atıyorlar. Senin teyzen ne kadar süre sizin evinizde kaldı? Sen nasıl evden çıktın? Onlara evi niye bıraktın? Sen niye evinden çıkıyorsun ki? Orası senin evin. Sen teyzeni kovacaksın kendi iddiana göre. Sen kocanı da yollayacaksın, evinde oturacaksın. Şimdi burada sen niye evden çıktın da onlara evi bıraktın? Şimdi ben evde değildim. Ben Adana'ya gidiyordum. Teyzesi öz yeğenine bu kötülüğü yaptı mı? Teyzem bir aralar dışarıda kalmıştı. Acıdım haline, aldım evime. Olan oldu. Şey var yani. Sinem, sinirim bozuldu. Şimdi çünkü tövbe şey ya. Bazı aileler çok iç içe yaşar değil mi hocam? Bazı ailelerde uzaktır. Ben öyleyim. Mesela içe. Siz çok iç içesiniz. Evet, biliyorsun, evet. Sen de bazıları biliyorsun. Çok mesafelidir ama teyzesi evli değil miydi? Teyzesinin şimdi, eşi neredeydi? O soruyu, sorarken şunu da sormak lazım. Şu an kendisi eşinden ayrı mı? Sen ayrısın teyzenle. Eşin mi aynı evde? Sen neredesin? Bu evin neresindesin? Seni kovdular mı onlar, aynı yerdeler? Yoksa sen mi evi terk ettin? Bir durumu açıklıkla anlat ki. Yani teyzen seninle beraber kalıyor olabilir. Sen de bunlarla olabilirsin. O sıcak aile ortamında olur, büyük aile ortamında. Ama sen şimdi o evde yoksan, o ikisi aynı evde yaşıyorsa o zaman durum farklı. Şimdi durum böyle midir? Evet. Nasıldır? Dinlemiyor şu an. Kafası burada değil kızım. Kafası dağıldı. Dağıldın sen. Şu an pek iyi değilim. Eşinden ve teyzesinden hep şüphelenmiş. 15 gün kadar. 15 gün kocanın teyzene karşı yanlış davranışlarına hiç tanık oldun mu? Ya aralarında o sıcaklığı, yani kötü yorduğun bir sıcaklık oldu mu? Çünkü bunu dile getirmemişsin. Sürekli onu bana savunmaya kalkıyordu ve bana çok bağırıyordu. Kim? Onun yüzünden, eşim. Neden onu sana savunmaya kalkıyordu? Onun bir hatası mı vardı? Teyzenin bir hatası mı oluyordu sana savunmaya kalkıyordu? Yoksa genel konularda mı hep teyzeni savunuyordu? Ya şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ben teyzemin bazı hareketlerini sevmiyordum. Çok. Yani aç. Konuşmalarını beğenmiyordum. Hani ben teyzemi uyarıyordum. Uyarınca da eşim bana bağırıyordu. Teyzen biraz böyle açık saçık mı konuşuyor? Evet. Nasıl? Evet, evet. Ya sen biraz daha düzgün konuşmasını istiyordun aile, evet, ortamında. Doğru. Bu sefer eşin mi sana tepki gösteriyordu? Niye? Evet. Sen evime gelen misafire böyle yapıyorsun diyor. Demek ki diyor benim aileme de böyle yapacaksın. Ya sonuçta gelen bir misafir hani terbiyesini takınmak zorunda. Öz yerinin kocasıyla mı kaçtı?
teyze ilk kez konuştu. Seda abla, beni duyuyor musunuz? Evet hayatım, buyurun. Şimdi Emrah'ın her konuşması doğru ve elinde kağıtları var. Hatta ben şu anda savcılıktayım sevgili şöyle bir şey. Emrah adliyeti değil bak, gerçekten namuslu, işinde gücünde bir oğlandır. Oğlan bana sahip çıktı ama benim yeğenim beni üç keredir, beni yeğenime yakıştırıyor. Yani kendi kocasına beni yakıştırıyor. Gülsüm, neden yalan konuşuyorsun? Ben asla... Neden yalan konuşuyorsun? Sen vicdanlı bir anne olsan benim ablam değil misin? Ben çok üzgün, vicdanlı bir anneyim, tamam mı? Vicdanlı bir anneyim. Abla yanlış yapıyorsun abla. Bak, ben abla, yanlış yapmıyorum, sen... yanlış yapan sizlersiniz. Siz Emrah'la birlikte bak, konuşmadınız mı? Ablacığım ha? Hayır bak, işte bak siz bak... Siz herkese insanları yakıştırıyorsunuz bak, benim ailem değil misiniz? Ha? Benim ailem siz ama... O çocuğun hiç... Senin kızın 6 kere adamaya geldi. Ben not bırakmış kocasına evden gidiyorum diyor Emine abla. Bu adalet mi Allah'tan? Tamam, benim kızım oldu, ayrıldı işinden. Allah bak, burada ölüm. Allah senin de eşlik edeyim ben. Senin oraya gitmen yakışır mı? Direkt ben benim evime geleydin. Bana bak, bana. Benim evime geleydin. Bana bak. Hatta siz çocuğa mesaj atmışsınız. Ben senin orada duyduğunu duyduktan sonra evet yazdım. Ama ben de senin sana... Senin oraya gitmen sen yakışmaz. Bana bak. Senin ailen sana sahip çıkacak. Emrah değil. Sen bak bak. Anladın ben mı? Bir bacını. Ya ne bacısından ben... bahsediyorsun bana? Sen benim bacım olamazsın. Tamam bak mı? Bak hele bak bak. Allah için de bak Emine. Senin orada tesisli olduğunu tamam bilenler ben bağlandım. Buradayım. Bak savcılıktayım. Sen Emine savcılıktayım ya, şu anda. Ya savcılıkta ol. Ben de gittim şikayet. Bak şu anda ben dedim ki evet dedim. Ben oradayım dedim. Bana dedim yakıştırıyorlar yeğenimi kocasını dedim. Sevgilinin eşi iddialara cevap verdi. Neden? Çünkü boşanma kararı aldım. Evi terk edip gitti eşim. Eşim evi terk edip gitti. Sen de boşanma kararı aldın. Peki. Evet. Sevgi, ve uyarmıştım. Bir peki. Değil bu. Çünkü 6-7 kere evi terk edip gitti. Eşim gittikten sonra geldi. Ama dışarıda kalmıştı. Evet. Belli bir süre 2 gün kadar kaldı yanımda. Ondan sonra bu olaylardan dolayı sıkıntılar oluşunca gitti. Gitti. Mağdur durumda bırakmak istemiyorum dedi gitti. Evet. Yani bunlar ibaret. Yani şu anda sen iftirayla mı karşı karşıyasın çocuğum? Evet şu an iftirayla karşı karşıyayım. Zaten ben bu programı duyunca televizyon başına geçtim. Az önce davamı açıyordum. Bu olayı duyunca televizyon başına geldim. İftirayla karşı karşıyayım diyorsun. Sevgi ve kayınvaliden sana neden iftira attın anneciğim? Neden? Çünkü boşanma kararı aldım. Evi terk edip gitti eşim. Eşim evi terk edip gitti. Sen de boşanma kararı aldın. Peki. Evet. Sevgi, ve uyarmıştım. Bir peki. Değil bu. Çünkü 6-7 kere evi terk edip gitti. Peki Sevgi, halen nikahlı olduğun eşin Emrah telefonda karşında kızım. Soracaklarını sor şimdi. Herkes duysun. Konuş. Bana neden yalan konuşuyorsun? Teyzem hala orada. Teyzen yanımda yok. Büyük yüzleşme. Kim doğruyu söylüyor? Allah zaten yakınlarınızı yanınıza bırakmaz. Benim kimseden çekindiğim bir şey yok. İzleriniz hepsi elimde, hepsi karakolda. Benim kimseden çekindiğim yok. Benim de yok çok şükür. Şöyle bir şey var. Her seferinde kaç kere terk edip gitti Seda Hanım. Kaç kere en son olayda da not bırakıp öyle gitmiş. Benim ilahberim yok. Ben bir kere gittim. Yalan konuşma, ben iki kere. Ne yazıyor notta Emrah? Ne yazıyordu? Bir dakika okuyacağım size. Özetlendirmek istersek Seda Hanım. Evet. Şöyle bir şey var. Beni arkadaşımın eşine yapıştırıyor. Arkadaşımın eşine. Ha, teyze değil de arkadaşının eşi. Tabii. Senin bir onunla ilişkin var diyor. İlişkim yok. Arkadaşım, karı koca geliyorlar bize. Teyzeden öz yerine skandal sözler. Ben bu saatten sonra bırakmıyorum arkasındayım Emrah'ın. Madem benim ailem bana bu kadar istirahat atıyorlarsa eyvallah diyorum size. Berabersiniz ki, beraber olmanıza gerek yok. Benim ailem ve ben küfür konuşmayacağım. Bak ağzım bozuk. Ben orada konuşursam çok güzel konuşurum. Ama ben susuyorum. Ben devlette savcılıkta konuşacağım. Ama bu saatten sonra hepsinde ben Emrah'la birlikte olacağım. Bakın 70 milyon bunu duysun o zaman. Emrah'la birlikte olacağım. Birlikte olacağım demekle kalmadı. Evleneceğim gibi bir sözle çıktı. Dün hatırlıyorum. Şimdi Sevgi.
Dikkatle dinledim, sen de dinledin, anneciğin de burada dinledin. Sen henüz bir yıllık evlisin. Evet. Bu bir yıl içerisinde şu an halen resmi nikahlı olduğun Emrah diyor ki, Seda abla 6-7 kere evi terk etti. Bu terk etme sebeplerin neydi çocuğum? Biz sürekli kavga ediyorduk. Emrah hiç benim sözümü dinlemedi. Bana diyordu ki sürekli, ben seni dinlemek zorunda değilim ama sen beni dinlemek zorundasın diyordu bana. Peki kavga nedenleri çok özel değilse neydi? Ya niye hareketlerinden çıkıyordu sürekli. Çünkü çok... dün de söylediğim gibi arkadaşıyla, yani bizim aile dostumuz, arkadaşımız dediğimiz kişilerle, ya karısıyla el kol hareket yapıyordu. Ben Emrah uyarmama rağmen... El şakaları yapıyordu. Evet, biz abla kardeşiz diyor. Ben de dedim ki kendisine, tamam ben kabul ediyorum, abla kardeşsiniz, ben siz birliktesiniz demedim. Ama dedim el kol hareketi yapmayacaksınız dedim. Güzel, evet, bu beni rahatsız ediyor demişsin. Evet. O ne diyordu böyle zamanlarda? Biz abla kardeşiz diyordu. Sürekli bunu tekrar ediyordu, karışamazsın. Ben yani istediğimi yaparım diyordu bana. Peki bir tanesi bu yüzden. 6-7 kere bak, bir yıllık evlilikte 6-7 kere evi terk etmek önemli bir şey. Başka ne yapıyordu bu çocuk? Ben bir kere 6-7 kere evi terk etmedim. İsterseniz araştırabilirsiniz. Terk ettiğinde nereye gidiyordun? Annemin yanına gidiyordum. Annenin evine gidiyordun. Evet. Emine, sana ne diyordu evi terk edip, yani bir yıllık evlilikte... Her ne kadar sevgi kabul etmiyorsa da Emrah diyor ki abla sürekli evi terk ediyordu. Sen ne diyordun kızına? Kızım gene niye geldin? Tabii ki soruyordum kızıma ve 6-7 kere gelmedi. Bir kız kardeşi ameliyat oldu, bademcik ameliyatı, geniz ameliyatı. O zaman geldi kızım yanıma. Geldiği zaman da şeyi söyledi bu. Otobüste gelirken Mavi'nden hani şarj yeri bozukmuş. Onu söyleyince kıskandığını belirtti. Yanında mıydı otobüste? Aynı o. Hayır, aşağıdaydı. Kızım geldi, Adana'ya geldi, otobüse bindi, tamam mı? Evet. Ardından Emrah dedi ki ben seni istemiyorum. Neden? Ben aradım kendisini, yani ben aradım, telefonlarımı açmadı. Ondan sonra mesaj attım, yani bir aç, neden kızımı istemiyorsun dedim. Bunların bir açıklamasını yap. Evet. Tamam dedim, istemiyorsan isteme dedim. Ayrılırsınız dedim. Ha. Ama nedenlerini söyle dedim. Evet, bir yani nedenlerini ona söyle. Yani evet, neden kızımı istemiyorsun? Otobüs Mavi'ninden işte gülümsemiş benim kızım. Nereden biliyormuş bunu? Yani yolcu ederken bunu bu şekilde kızıma iftira atıyor. Gülümseyebilir insanlar. Yani şarj aleti şey sormuş. Ondan sonra şarj, ama... ben de gittiğim yerde soruyorum şarj var mı diye. Yani... Herkese soruyorum. Hele bir restoran ya da bir yerdeysek şarj var mı diye soruyoruz. Gülümsemek kadar güzel bir şey var mı? Bunu yani... niye yanlış anlamış? Yani. Peki orada seni uyarmadı mı? Pardon da. Senin yanında gülümsüyorsun, o zaman eğer eşi ise çeker der ki ya niye sen o Mavi'ne niye güzel güldün? O anda niye uyarmadın? Ya da etti mi? Etti ya mi? Da o anda ikaz etti mi otobüse binerken? Sözde benim ayağıma dokanmış ama asla öyle bir şey yok. Benim ayağıma dokansaydı zaten ben onu kendim toplardım. Emrah. Nasıl dokunmuş? Yani eliyle ayağıma vurmuş. Ha dikkat et, kendine gel gibi. Evet öyle ama mi? Ben öyle bir şey asla hissetmedim. Niye, dili yok mu onun ya? Ve o anda bana mesaj attı, sen Mavi'ninle iyi konuş diye, ben giderken Adana'ya. Mavi'ninle konuşacaksın aradım. Tabii, Mavi'nin, konuşmak için Mavi'nin. Ya çok iyi. Hizmet adamın için orada. Ben de hizmet. Servis verecek. Evet. Adam ya da kadın, artık kadınlar da var biliyorsunuz bu evet işi yapan. Çocuklar da var, yani büyükler de var. Aynen. Yani dediği gibi Olgun hocamızın da, adamın işi bu, servis vermek. Hizmet. Ya ben onu daha servis etmek, hani servis vermek daha yumuşatıyorum hocam. Artık her şey bozulur hale geldik ya. Evet. Herkes her şeyi alınıyor ya. Hizmet demeyelim hocam. Servis vermek. Adamın işi oradaki yolcuyu memnun etmek. Yani memnun olmasını, o seyahati mutlu geçirmesini sağlamak. Ayrıca gülümsemek, Allah'ın selamını esirgememek. Bunlar güzel şeyler. Sen demek ki Emrah'ı sıktıkça o da sana... Belki bunları yaptı. Ben olabilir çok mi? Kıskançım Seda'nın, seven kıskanır. Onun kıskanmasına niye bozuluyorsun? Hayır ben bozulmadım. Aradım, dedim ki hani yani kendimi ifade etmek istedim ama telefonlarımı açmadı benim. Defalarca Face'den yazdım, aradım, mesaj attım, bana dönmedi. Sadece tek bir kelimesi, sen Mavi'ninle iyi konuş. Bana bunu yazmış, sonra daha da benimle muhatap olmadı. Peki. Emrah'ın
iddiaları var. Sevgilinin iddiaları olduğu gibi. Çocuk dedi ki benim alnım açık, benim de anlatacağım çok şey var dedi. Emrah gelsin. Gel çocuk. Şöyle yanıma gel. Hoş geldin. Gel bir öpeyim seni. Hoş bulduk Seda Hanım. Şöyle geç bakalım. Sinem ablanın yanına otur. Heh. Merhaba. Evet. Şimdi ne kadar sonra yüz yüzesiniz? Bir hafta sonra yüz yüzeyiz Seda Hanım. Bir hafta önce yüz yüze geldiğinizde ne konuştunuz? Anlat bakayım Sevgi. Benim eski eşimi en son ben Adana'ya gitmeden önce eski eşimi sevip sevmediğimi bana sormuştu. Ben de kendisine şu cevabı verdim. Ben eski eşimi sevseydim dedim şu an senin yanında değil onun yanında olurdum dedim. Tamam. Ben buradan bir şey çıkardım çünkü bekle. Emrah, böyle bir soruyu sorma lüzumu niye hissettin annem sen? Neden resmi nikahlı karına daha önceki eşini sevip sevmediğini niye sorar bir erkek? Şimdi söyleyeyim Seda Hanım. Ben bir ara tartıştık biz. Ben kızıp gittim kalbini kırmamak için daha fazla misafirlikte. Evet. Benim arkamdan konuşma yaptı orada. Eski eşim olsaydı bu şekilde olmazdım, pişman oldum gibi söylemiş şu an. Ben de onu duyar duymaz kendisine Sevgi sordum. Mi? Evet. Hemen soralım. Dedin mi çocuğum böyle bir şey? Dediysen evet. Kime dedin? Evet Seda Hanım dedim. Arkadaşıma söyledim. Emrah da benim arkamdan bir program indiriyor. Bana güvenmiyor. Demek ki o programı bana kuruyor ki ve beni dinliyor. Evet söyledim. Arkasındayım sözümün. Nasıl? Anlamadım yani. Telefonuna bir program evet, indirdi. Evet. O bir yalandı. Ben duydum. Ne programı o çocuğum? Kimden duyduğumu söylememek için o programı uydurdum ben. Aslında yalan. Ha. Arkadaşımdan duydum ben. O kişiyi biliyor kendisi. O ha. Arkadaşımın adını sen vermemek için öyle söyledim. Sen ben programda bunu öğrendim evet. Diyorsun. Halbuki arkadaşı. Evet. O da zaten arkadaşım. Ben söyledim zaten. Kimden duyduğunu da söyledim. Bizim ama bir arkadaşımız var. O yüzden onlardan duydu. Hayır dedi bana defalarca. Demek ki bunları arkadaşım yalan. Arkadaşım da seni hemen söylediğin lafı gidip kocana söylemiş. Evet kuyumu kazıyorlarmış. İşte demek ki hepsi ya, benim arkamdan. Eskiler derler ya. Dikkat edin derler eskiler. Hep kızarsınız. Doğru. Bana. Arkadaşlarınıza dikkat edin derler büyüklerimiz. Anlatma sırrını. Kocan aranı bozar derler. Şimdi arkadaşı niye gider de bunu kızın kocasına anlatır? Kız belki de bunu safhane söylemiş. Demiş ki evet, eskiden yani benim eski evliliğimde o olsaydı böyle yapmazdı. Olabilir bu kötü bir şey değil. Bir kötü niyet yok burada. Şey yok, ben sınır anında söyledim Seda Hanım. Onu kalpten söylemedim zaten. Ben eşimi de çok seviyordum. Severek evlendim. Onu gözüne bakarak söyle. Seda Hanım ben bilmiyorum şu anda... Ben onu severek evlendim. Sen çok güzel bir kızsın. Çok terbiyeli bir kızsın. Ben seni çok sevdim. Ama ben bunu hak etmedim Seda Hanım. Gerçekten hak etmedim. Ben ayrılmış olabilirim. Sen benim teyzemi neden evine alıyorsun? Neden? Hiç yakışır mı? Tamam aranızda bir şey yok. Hadi madem sizin söylentinizle gene konuşayım. Neden evine alıyorsun ha? Ne niyetle alıyorsun evine? O senin hiçbir şey değil. O benim teyzem. Bana niye bunu yaşatıyorsunuz siz? Cevap istiyorum senden. Cevap verir misin bana? Şimdi şöyle söyleyeyim Seda Hanım. Ben o gün aradım da eve oğlum geldim. Oğlum ne kadar güzel bir karın var. Ben o gün biz bayıldık oturması, kalkması, buradaki insanlarla diyaloğu. Çok terbiyeli bir çocuk. Ve sana aşık. Şimdi şöyle söyleyeyim Seda Hanım ben. Evet. O gün işten geldim de kendimi evde bulamadım. Telefonunu arıyordum kapalıydı. Ve hatta annesini aradım. Evet. Açmadı telefonlarını. Ondan sonra ben de kimsenin numarası yoktu açıkçasını söyleyeyim. Ben de teyzesine ulaştım Face'ten. Numarası da yoktu bende. Ulaştım. Sordum ona. Güzellikle. Hatta o ulaşmış söyledi bana Adana'ya geldiğini. Hı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Teyzesine dedim ki neden böyle bir şey yaptı? Neden? Ondan sonra soracağım dedi. Zaten başımda bir dünya dert var dedi. Ondan sonra deyince öylelikle açıldı konu. Evden çıkartılıyormuş. Gitmeye yeri de yokmuş. Bak şu an kendisi de burada. Duyuyor beni. Beraber geldiniz. Gitmeye beraber yeri yokmuş. Geldiniz. Beraber. Ben de o zaman size dedim. Gel.
Ben annemlere geçtim. Annemlerin yanında kaldım. O kendisi benim evimde kaldı. Hiçbir şekilde yanına gitmedim. Hiçbir şekilde. Kendisine sorabilirsiniz. Komşulara da sorabilirsiniz. Hiçbir şekilde annemin yanında kaldım. Ve bu olaylar patlak verince kendisi ben mağdur oluyorum diye terk edip gitti. Sana dedi kötülüğüm dokunuyor dedi. Bastı gitti kendi. Ne demek bu? Hayır. Benim dayım arıyor ve yanında hala diyor. Dayım yanında da bağlanacak. Herkes bağlanacak. Dayısınla biz kaç gün önceden konuştuk ama gitmeden önce. Hı. Gitmeden önce. Ne konuştunuz çünkü, annem? Nasıl diyeyim, tehdit ediyor. Gelirim bandırmaya diyor. Böyle böyle yaparım size diyor. Hep tehdit içerikle. Hep tehdit içerikle. Ya kötü bir şey yapmadık diyoruz. İnsanlıkla anlatıyoruz. Ben kendi ailemin yanında kalıyorum. Peki oğlum sen kendi ailenden bile bu kadar kopuk yaşarken kızın teyzesine sahip çıkmak sana mı düştü? Benim ailem kopuk değil. Seda Hanım, kopukluk yok. Kopuk diyor kız, dün anlattı. Araştırabilirsin Seda Hanım. Hiçbir sıkıntı yok. Ay kız yok. Kendi söylüyor. Sen söylemedin zaten mi çocuğum? Zaten kendileri de evet, bağlanacaklar. Evet ben söyledim. Geldi. Arada sırada geliyorlar evimize. Aç mısın, aç değil misin? Soruyorlar mıydı? Seda Hanım size şöyle söyleyeyim. Benim ailem eşimin yanına gelmek istemiyordu. Neden? Neden biliyor musunuz? Her seferinde surat yapıyordu. Hiçbir iş yapmıyordu mesela, öğlene kadar yatıyordu. Benim annem böyle durumlara kızar. Evinde, dün annen bağlandı söyledi. İşte bu durumlara benim ailem kızar. Öğlene kadar yatmak olmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Dur her soralım, yüzleşin burada. Kızım sen niye öğlenlere kadar yatıyordun? Seda Hanım şimdi size şöyle söyleyeyim. Biz geç yatıyorduk birlikte. Ben de geç yatmaya alışkın değilim, bu bir. İkincisi ben evimi temizliyordum. Burada yalan söylemeye gerek yok. Evimi temizliyorum ve yatıyordum. Bu normal bir şey değil mi? Ev benim değil mi Seda Hanım? Bir şey söyleyeceğim. Doğru söylüyor kız. Ben temizliğimi yapıyordum. Üzerime düşen vazifeyi yerine getiriyordum. Ev benim değil mi? O saatte boş, ben uyuyorum. Bir şey ama yok şimdi burada. Şöyle bir şey var Seda Hanım. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyor. Yapmıyor. Bunu bak şu an evi sen taşıdım ben. Sen mi temizliyordun Emre? Evi kim temizliyordu Emre? Evi taşıyordum ben. Bak yeni eve geçtim şu an. Şu anki ev sahibi bile dedi. Oğlum evin temizlenmemiş hala. Bak ama şu an yok, beni kız, izliyorsa. Ne zamandır yok? Şu an beni izliyorsa eğer. Yok daha önce, daha gitmeden önce taşındık. Öyle mi? Şu an beni izliyorsa eğer canlı yayına bağlansın ve kendisi söylesin. Şu anki ev sahibim. Yapmıyordu diyor. Kendi canlı şahittir. Ev sahibim her gün pazartesi günleri eve geliyordu. Emine sen gidip kızın evine hiç bakar mıydın? Ben bunların ailesine geçen sene bir kez iki çocuğumla birlikte gittim. Bir defa gittiğimde annesini orada ben görmedim. Kız kardeşi var. Kız kardeşiyle annesi tartışıyor, evi terk ediyor. Olabilir. Ben bu şekilde gittim evlerine. Bu sırada tamam mı bak. Kız kardeşi kızımın üstüne yürüdü. Baktım tartışmalar. Neden yürüdü? Ya şimdi annesiyle tartışmış. İşte sen hep elin kızını koruyorsun. Elin kızını koruyorsun. Ben de orada müdahale ettim. Kızım kim dedim, koruyor elin kızını koruyorsun dedi Emrah mı? Emrah'ın kız kardeşi tamam diyor. Tamam da Emrah'a mı diyor elin kızını koruyorsun? Hayır annesine diyor. Annesine, annesine diyor. Demek evet ki kayınvaliden seni koruyordu. İlk başlarda evet koruyordu. Evet. Ha. Ve evet, burada da ben dedim ki burada sorun benim kızımsa kızım dedim. Ben kızımı alır giderim dedim. Ve ondan sonra ablasıyla birbirlerine girdiler. Dövüştüler. Polisler de geldi. Söylesinler. Ben niye? De iki gün kaldım evlerinde. Ve dedim, dönürüm dedim tamam mı? Aceleden dedim bunlara bir ev tutalım dedim tamam mı? Ayırın. Evet evlerine ayrılalım. İç içe olmasınlar evet, dedim. Evet. Ve aynen yaptılar. Kötü bir ev tutuldu eyvallah dedim. İçinde bir eski bir çekyat vardı. Ne yatak vardı ne yorgan vardı. Yine de doğru kızın mu sesi yalan çıkmamış mı? Doğrudur Seda Hanım. Ben her şeye katlandım. Ha, senle açlığa kızım da vardım, tokluğa da vardım. Her şeyine katlandım ben senin ama ben bunlara katacak ne yaptım söyler misin? Seda Hanım size şöyle söyleyeyim. Şu anki durumunun ne olduğunu söyler misiniz? Sorar mısınız kendisine? O durumdan ne duruma geldiğini bir sorar mısınız? Evinde eksiği kaldı mı? Tamam kalmadı. Ben ya hiçbir ama, zaman bak doğruya doğru derim şey yalana yalan derim. Yani bu konu sizin hiç söylemedin ki dünden beri evine bakmıyor evine bakmıyor. Yani konu hiç bu konuşmuyor olmadı. Yani şimdi sen topu taca atıyorsun Emre. Taca teyze neden geldi kardeşim bana bunu söylesene. Bir dakika dedin ki teyze ben aradım. Teyze niye evde? Ha niye evde yani? Biz niye onu merak ediyoruz dünden beri. Şu an zaten çıktı yanımda durmuyor. Ya niye geldi çıktım. Niye geldi? Mesajları niye geldiğini anlat bize. Elinde. Kardeşim ama sen karını aramıyor yok muydun? Bir dakika Emre. Karını efendim aramıyor muydun sen? Karını aramak yerine karını getireceğin eve teyzeyi getirdin. Ama size şöyle söyleyeyim beyefendi. Kaç kere gitti ben artık istemediğimi zaten dile getirdim. Dile getirdim. İstemediysen evin boş kalsın. Niye kızın teyzesi kimi, geliyor? Kimi teyzeyi mi? Yok
teyzeyi demedim. Kendisini dedim. Eşim. Onu istemedim. Tabii. Sevgiyi istemiyorum. Senin bak söylediğin bir şey var. Ben her şeyi çok iyi dinliyorum. Tabii. Kıza diyorsun ki hep o mağdur. Sen onu evde istememekle haksızlık yapıyorsun diyorsun. Evet. Ama karına, resmi nikahlı karına diyorsun ki sen istemiyorum evde diyorsun. Ama teyze evde. Bunu çözemedik çocuğum. Şu an yok zaten yanımda Seda Hanım. Şu ama an yok ama anneciğim. Evet geldi 2-3 gün kaldı yanımda. Ben ailemin yanında kaldım. Neden? Ben kendisine kötü bir şey yapmadım. Ben kendisine kötü bir şey peki yapmadım. Peki senin ailen sana demedi mi bu kızım? Sen resmi nikahlısın. Kız evde yok. Bu teyzenin senin yanında ne işi var? Dedi mi ailen? Dedi. Annen çok aklı başında bir kadın çünkü. Dedi. Bunu kızdılar. Hatta annen Sevgi'ye dedi ki senin yüzünden dedi. Sen yaptın, sen soktun teyzeyi eve dedi. Ben Emrah'ın annesine hak veriyorum. Sokma. Niye sokuyorsun? İnsanlık yaptım Seda Hanım. Dışarıda kalmış, hayır, sokakta kalmıştı. Teyzen de dedi ki kendi çağırıyordu beni dedi. Bir bırakmıyordu. Teyze gel, teyze gel dedi. Bak ben yalan mı? Bırakmıyordu dedi. Sinem, evet, Hanım, ben aradığımı inkar etmiyorum zaten. Bakın ben aradım. Ondan sonra zaten evime geldikten sonra ben hareketlerini beğenmedim. Ondan eşimle sürekli tartışıyorduk onun yüzünden. Sonra o sizin bu tartışmalarınıza şahit oluyor, evet, muydu? Evet, oluyordu. Onun çünkü yanında benim suratım ister istemez ekşiyordu. Hani eşim bana kızınca. He. O yüzden ondan dolayısıyla ben daha kendini aramadım. Hatta Balıkesir'deki eşi evlilik nedeniyle gelmişti. Geldi, aldı bunu bizim evimizden. Ondan sonra gidiyor, ben sokakta kaldım. Ondan sonra benim eşim çağırıyor onu. Çünkü neden biliyor musun Sela Hanım? Doğrudur. Bizi aradı gece. Saldırmış adam. Saldırmış adam. Onu da o şekilde ortada bırakamazsın. Ben de bu tarzda insanım. Ben kimseye asla kötülük karşı düşünmüyorum. Beni bilen herkes şu an izliyor. Ben asla kötülük düşünmüyorum. Oğlum düşünmedim. Sen kötü düşünmüyor olabilirsin ama orada, teyze dün ne dedi? Duydun mu sen onu? Zor durumda kaldı. Sen duydun mu teyzenin dedi? Evet duydum. Dedi? Birazdan duydum. Anlatacağım sana. Şimdi bir telefon birazdan. Peki. Dedi ki size inat, bana iftira attığınız için ben de Emrah'la evleneceğim dedi. Duydum. Burada dedi 70'te dedi mi hatta, evet, 80, evet. 80 olduk da 80 küsürüz. 70 milyonun önünde dedi söylüyorum. Ben de Emrah'la, sen mesela bu çok iddialı bir laf. Şimdi ne şöyle hissettin? Söyleyeyim Seda Hanım, ben duydum o muhabbette. Ama hiçbir şekilde öyle bir şey olmaz. Benim ailem karşı çıkar bir. Peki sana bir şey soracağım. Sen istemez mi? Yani sen top, benim ailem karşı çıkar diyorsun da sen de istemezsin herhalde, herhalde böyle bir şey. Bir şey soracağım. Asla. Şimdi bunu... Bak bunu, bu saatten sonra, sonra asla diyorsun. Evet. Kesinlikle. Bu saatten kesinlikle sonra derken bu saatten önce ihtimali derken, var mıydı senin ihtimali, teyzeyle beraber? İhtimali... Bak bugün senin karın hala bu stüdyoda sana diyor ki aç da kaldım, eşyasız da kaldım, seni seviyordum. Peki Emrah'ın annesi... Eşyaları biz birlikte yaptık. Emrah'ın annesi Aşkın Nur hanımefendi hatta. Merhabalar. Aşkın Nur. Duymuyor musunuz? Hayatım, hayatım merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. İyi, siz nasılsınız Seda Hanım? Teşekkür ederim canım benim. Aslında sen dün çok güzel şeyler söyledin. Çok da doğru şeyler söyledin. Bugün işte oğlun Emrah'la Sevgi gelinin karşı karşıya, ne diyorsun? Vallahi onlar ne kadar karşı karşıya da olsalar ben çocuğumla bir araya geldiğini kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle. Neden Aşkın Nur? Neden? Neden? Bir insan ev hane yapacak insan baştan belli olur. Ben bunun bir seneden beri ailesini biliyorum, kendisini de biliyorum. Kesinlikle. Ne demek o, anlamadım. Evet. Vallahi benim kızım, Sevgi Hanım, benim kızım ne kadar nereye giderse gitsin, düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkar. Sen her gittiğin yerde, her gittiğin yerde herkese iftiralar atan sensin. Sen kendi ailene bak kızım. Elinde ben onlara yok dedim bana, yok. Senin oğluna gelmeden önce yaşadığın mazeret sizi ilgilendirmiyor. Benim oğlunla evlendiğim neden ilgilendiriyor? Tabii ondan önceki ilgilendirme böyle bir şey yoktu dedin ama istemiyorum
söyle. Ay ben de senin oğlunu istemiyorum, kusura bakma. Niye vardı? Terk eden sen, benim zaten. De, bir ben dakika Sevgi. Geldim. Sevgi Hanım. Aşkım bir şey soracağım sana. Evet buyurun. Dedin ki tatlım, Sevgi Hanım dedin. Mesela ben şaşırdım, buradakiler de şaşırdı. Sevgi Hanım ben, diye. Ben istemiyorum. Ben kızım daha demek istemiyorum. Ben onu öldürdüm içimde, öldürdüm. Ben içimde öldürdüm onu. Ne oldu da öldürdün? Sen bu kadar sahip çıkıyormuşsun. Hatta bak, kızınla bile ters düşmüşsün. Sevgiye sahip çıktığın için. Ben, ne oldu da öldürdün içindeki sevgiyi? Kızım bak, kızımı da benim için kız çocukları en öndeydi. Ve erkek çocuğu damat en arka plandadır benim için. İlk önce kızım ve gelin gelir. Ayırmazdım. Ne oldu hayatım? Neden? Bunlar şimdi nasıl desem... Pardon ya, vallahi iyice kafam iyice allak bullak oldu ya. Sinirlerim bozuldu. Bak onun da siniri bozuk, yazık. Bak burada gencecik, çok genç bir kadın. Çok ya genç. Ben bunları Seda Hanım, bak ben bunları hiç ayırt etmedim. Ben bunları evladım yerine koydum. Ya gidiyorum surat ısık. Bir yere götürüyorum, insanlara rezil ediyor beni. Bakıyorum evine gidiyorum, telefon pur 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 7-24 telefon hiç elinden düşmüyor. Ya uyuyor, gidiyorum eve, hadi diyorum kızım kalk diyorum, yataktan kaldım hanımefendi. Ya benim çocuğuma diyorlar ki Seda Hanım. Evet. Benim çocuğuma diyorlar ki, sen diyorlar evde basmıyorsun diyorlar. Hani evimize basmıyorsun yani, kızımı aç bırakıyorsun diyorlar. Yiyecek almıyorsun diyorlar. Ben bunları görüyorum. Dolap don dolu. Her şeyler alıyor çocuk. Hatta çalıştığı yerden yemek bile getirdi. O ekmekler getirdi. İnanır mısınız? Ben 7-8 torba çuvalla ekmekleri daha sonra dağıttığımı biliyorum. Çöpten attığımı biliyorum. Peki yemek... bir saniye. Buna Emine Hanım cevap versin. Emine, siz böyle bir şey mi dediniz? Senin oğlum bizim kızımızı aç bırakıyor. Benim kızım Fadime gittiğinde anne ablamın dolabı bomboş dedi. Olabilirdi ayrıca. Ne karışıyorsunuz siz? Hayır ben karışmadım. Bu konuya yine ben karışmadım. Bu dolap boş mu olabilir? Ne var bunda? Ben buna yine kesinlikle... O gün yoktur. Ya böyle şeyleri mevzu Hayır, etmeyin ya. Hayır ben bunu mevzu etmedim kesinlikle. Mevzu etmedim. Bak diyor ki dünürüm, ben mevzu etmedim. Kızım gittiğinde yani... Ben dedim kuru çamın üstünde oturun. Yaşı itibariyle... Mutlu olun dedim. Önemli olan bizim için dedim budur dedim. Her şeyi dedim zamanla olur. Kesinlikle ben eşyası yok diye bilmem ne değil. Şu an bizim konumuz bu değil. Benim kız kardeşim neden yani gitti Emrah'ın yanına? Kadın sığınma evleri vardır, devletimiz vardır, ailesi vardır. Nasıl aile sahip çıkmıyor buna? Yalan söylüyor. Dünürle de sormuyor. Yalan söylüyor. Ben bunu soruyorum size. Konumuz bu. Aşkın Hanım. Alo. Bizim konumuz burada. Benim kız kardeşim neden Emrah'ın yanına geldi? Konumuz bir saniye. İlk önce Emine Hanım, siz benim dediklerime cevabı verin. Siz benim eşime demediniz mi? Yılmaz abi, benim kızım sizin oğlunuzdan yapamıyor. Boşalma davası açın demedin mi? Buradan kızını bileti alıp en sonunda adaneye götürmedin mi benim çocuğum işteyken? Ben senden kaç defa mahcup oldum. Devamlı eşimi aradım. Ben seni aradım. O zaman soruna cevap verin. Ben seni sürekli aradığımda kesinlikle sen telefonlara çıkmıyordun. Ve kızım Adana'ya geldiği zaman beni bir dünür olarak, tamam mı, aramıyordun. Ne oldu niye diye sormuyordun. Niye arayacağım? Ben zaten seni rezillikle duyduktan sonra ben seni neyle arayayım ki? Anlamadım. Kızı sen buradan çağır Adana'ya ya. Şunu söyleyeyim, kızımın gelme bir nedeni vardı, tamam mı? Ha, sizin oğlunuzun yaptığı, benim Gülsüm'ün yaptığı, tamam mı? Yanında... Valla kusura bakma Emine Hanım. Sizi arattırıp da bizde... Bir şey soracağım efendim, hayatım sana. Efendim canım. Senin konuşmalarından dünden beri anlıyorum ki sen teyze olayına çok da tavırlı değilsin. Yani kötü bakmıyorsun. Bak çünkü bak Seda Hanım, ben burada çok şey değilim, tavır değilim. Çünkü neden? Çocuğumla teyzesi arasında hiçbir şeycik olmadığını bildiğim için, gönlüm rahat olduğu için. Ama affedersiniz onların kalbi böyle kıpraşıyor. Onların kalpleri fesat. Kendileri çünkü herkesin yuvalarını yıktıkları için, birbirlerinin yuvalarını yıktıkları için o aile kendileri gibi görüyor herkese.
Ama Gülsüm dün bağlandığında dedi ki, burada söylüyorum milyonların önünde, ben de dedi Emrah'la evleneceğim dedi. Sen de bunu duydun. Evet duydum. Kızgınlıkla söylemiş olabilir. Bak kızgınlıkla söylemiş olur. Bak ben tek bir şey söylüyorum Seda Hanım. Kesinlikle iki dünya bir araya gelecek. Bak ölsem dahi iki dünya bir araya gelecek. Adama... Peki bekle. Hülya Hanım hattımızda, Sevgi'nin üvey annesi. Evet. Hülya Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizi dinliyoruz efendim. Biz şok içerisindeyiz. Şaşkınlık evet, görüyorum. Ben kızım da çok üzülüyorum şu anda. Ağlıyor kızım. Ne kadar kötü de olsa benim evladımdır o. Ben büyütmelim de o kızıma. Çok üzülüyorum. Yani benim kızımla beraber büyüdüler çünkü. Ben ona çok üzülüyorum. O ağlıyor, ben ağlıyorum şu anda. Ne kadar bekat olursa olsun benim yavrum o, yavrum. Şimdi söz konusu teyzesi. Teyzesi bunun küçükken babası kaza geçirdiği zamanlar evinde kalıyordu. Evinde abla ben Selam. Anladın mı? Bunun yuvasını dağıttı. Ondan sonra yuva dağıldı gitti. Bu sefer Çilem'in yuvasını dağıttı. Ben Emrah'ı uyardım. Baştan uyardım. Emrah sen yanlış yaptın dedim. Emrah'la da konuştum. Konuşurken de o da yanımdaydı. Dün gene konuştum ben Emrah'la. Hatta Gülsüm'le beraber gene aynı beraberlerdi konuştum. Sen dedim Emrah yanlış yaptın dedim. Sen yuvanı kurdun. Madem Gülsüm'ü niye yanına alıyorsun? Sen Gülsüm'ün ne olduğunu biliyor musun dedim. Dedi ki bana ben onların içinden de en iyi dedi, doğru olan kişi dedi Gülsüm'ü tanıyorum dedi. Gülsüm zaten dedi gözümde dedi vardı zaten dedi eğlenmek istiyorum dedi. Sen yanlış yapıyorsun dedim. Yuva yıkanın yuvası olmaz oğlum dedim. Bir dakika, bir dakika Hülya bir bekle hemen soralım. Tamam. Emrah çocuğum diyor ki ben Emrah'la konuştum. Oğlum hata içindesin, yanlışın içindesin. Emrah da bana dedi ki bu ailenin içindeki en dürüst Gülsüm'dür. Ben onu tanıyorum. Evlenirim bile dedin mi annem? Demedim Seda Hanım. Çünkü yalan söylüyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Elimde mesajlar var şu an. Önde. Bak benim o, belki oğlum da izliyordur. Ben o mesajları size göstereyim. Akşamdan beri atılan mesajları yanımda Nurcan Hanım. Onları boş ver. Onları geç. Boş ver. Girme. Sen sorulanlara cevap ver anneciğim. Yalan yani. Hiçbir şekilde yalan. İspatlasın. Hülya diyor ki yalan. Ben böyle yalan, bir şey. Yalan. Ben Emrah'la ilk duyduğumda konuştum. Oğlum ilk duyduğumda konuştum. Hayır. Bunu kabul Seda ediyorum. Hanım. İspatlasın Seda Hanım. Eğer ben söylediysem bir dakika dur. Telefon şeylerini çıkartırız bak. Tamam çıkartalım. Hülya. Seda Hanım. Evet Hülya. Canım benim. Ben 40 senedir İstanbul'da oturdum. Böyle bir şey duymadım hayatımda. Teyze benim de yeğenlerim var. Ama ben kızımı çok seviyorum. Ben Emrah'ı çok uyardım. 2 gün önce uyardığımda da Emrah'ın telefonu Gülsüm'deydi. Gülsüm de dedi ki ben de Emrah'a geldim. Ben Emrah'ı seviyorum. Hamileymişsin kızım dedim. Evet dedi hamileyim dedi. Peki dedim bunu dedim Emrah biliyor mu diye sordum. Biliyor dedi. Emrah'a sordum evet dedi. Ben dedi onları seviyorum onlarla evleneceğim dedi. O şekilde Etme. Demedim. Kendisi şu an ortalığı karıştırıyor. Emrah yalan söyleme. Az önceki telefon konuşmasında yayına bağlanmadan önceki telefon konuşmasında farklı söylüyor şu an farklı söylüyor. Peki ne dedin? Sen hanımefendiyle konuştun mu telefonla? Tabii. Konuştun değil yayın mi öncesi telefonla konuşuyorduk. Sen dedi bana güven dedi ben seni her türlü dedi savunacağım dedi. Hatta dedi annesinin dedi her şeyini biliyorum dedi. Size yemin ederim. Bir dakika size bu yemin. Konuşma ne zaman oldu az hanımefendi? Az önce yayın öncesi. Bir dakika. Az önce yayın öncesi. Yayın öncesi siz konuştunuz mu? Evet. Bir dakika soralım Hülya. Konuştuk. Ne konuştunuz hayatım? Dedi ki bana senin hakkında dedi, çok şeyler konuştu dedi. Annesiyle dedi kızı dedi. Ben bunları orada dedi açıklayacağım dedi. Ondan sonra sen dedi gir oraya evde bağlan dedi. Tamam oğlum madem dedi benim hakkımda kötü bir şey söylüyorsan dedim. Peki. Ama 2 gün önce konuştuğumda bu olayda Emrah'ından konuşmadan önce dedim ki Emrah sen yanlış yaptın dedim. Neden dedim teyzesini dedim oraya getirdin sen dedim. Çocukları var o.
Doğruysa doğru desin, yalansa yalan desin ama ben çocuğum. İki gün önce beni aradı kendisi. Tamam. Kaç günden beri arıyor? Şu canlı yayın olayından beri kaç günden beri beni arıyor? Evet. Ben senin arkandayım, ben senin yanındayım. Her seferinde oradan duyduğunu bana arayıp tamam, haber veriyor. Tamam, önemli değil konuşmayı. Bu konuşmayla ilgili. Ben hiçbir şey söylemedim onlara. Eğer varsa kanıda elinde koyacak. Ben bak burada herkesin önünde. Emrah bak şimdi. Ben çok dikkatli dinliyorum hocam. Şimdi sen Hülya'ya dersen ki bunlar var ya. Senle ilgili neler anlatıyorlar neler, bende ne gizli şeyler var dersen o kadın da der ki öyle mi? Ben de onların bir çamaşırlarını dökeceğim. Bu insan nefsidir. Eğer böyle yaptıysan sen bunu kendi lehine kullanmak için kadını tahrik ettiysen bunlar da çıkar. Şimdi ya kadın, şimdi bak sen, şöyle bir şey var Seda sen Hanım. Kadının telefonuna ben onunla zaten görüşmüyordum. Kendisi de biliyor. Hiçbir şekilde görüşmüyordum. Engelliydi bende. Çünkü neden? Hep birbirlerine düşmandı. Şimdi ne oldu? Şimdi olabilir. Ne oldu? Birbirlerine aileler düşmandı. Aileler böyle bir olay olduğunda kenetlenirler çocuğum. Birbirlerine normal. Düşmandı. Şu an kaç günden beri beni arıyor. Resmen kendi kaç günden beri beni arıyor. Açmıyorum telefonları. Akşam buraya gelirken bile yolda kaç kere aradı. Açmadım telefonlarını. Açmadım, mesajlar attı. Yanımdaki olan arkadaşlar da şahittir. Atılan mesajları onlar da gördü. Bak benzer bir konuşmayı da hanımefendilerle yapmışsın. Biz beraberiz, mutluyuz. Bak bu da mı yalan ya, mesajlarla işte beraberiz, mutluyuz, işte evleneceğiz gibi hanımefendi söyledi. Aynı şeyi bakın hanımefendinin anlattığına benzer şeyleri sanki bunlarla da yaşamışsın. Yani herkes aynı şeyi söylüyorsa ama bunda bir şey var. Ama şöyle bir şey var beyefendi. Evet, iki gün önce, üç gün önce bunlar üstümüze iftira atmaya başlayınca artık yeter dedi. Gülsüm yaptı. Ben dedim bak sorun büyür. Tamam, ben de sonradan kızdım, ben de yaptım. Hatta ben de söyledim. Ben ne de dedin? Söylediklerini söyle. Ben de söyledim. Tamam dedim, siz böyle mi yapıyorsunuz? Biz de evleniyoruz dedim. Sen dedin yani dedim, biz evleniyoruz. Dedim. Demedim demiyorum. Ama onların yaptığı iftiralar o kadar büyük ki. Gelen mesajlar peki, o kadar büyük ki. Peki önce niye demedim dedin anneciğim? Hayır. Biraz zaten... önce sordum sana demedim dedin. Hayır demedim. Kendileri canlı şahittir. Arayıp durmayın beni dedim. Yalansa yalan desinler. Ya insan üzerine kızgınlıkla karşı. Senin teyzenle evleneceğim der mi ya Emrah? Hayır üstüme ya iftira böyle atıyorlar. Bir şey var mı? O kızıyor. Sana... Bir dakika. O kızıyor evleneceğim diyor. Sen kızıyorsun evleneceğim diyorsun. Neye dayanarak söylüyorsun? Biri bana kızarak ben bununla evleneceğim dese kıyametleri koparırım. Ya şu an itibariyle size şöyle söyleyeyim. Ben öyle bir şey yapmış olsam buradan saklamam. Beni tanıyan bilir. Ben bir şey saklamam. Ben kimseden de çekinmiyorum. Ben eğer yaptıysam yaptım Seda derim. Hanım. Ama o kızgınlıkla yaptım. Peki sevgi bir üç şey söyleyecek. Önce. Hülya hatta kal. Ben dün gece beni bir arkadaşım aradı. İsmini vermek istemiyor ve bağlanmak da istemiyor. Eşiyle ayrılacak diye. Gülsüm'le Emrah imam nikah kıymışlar. Ve ben Adana'ya geldiğimde hani bu Mavi'nin olayı olduğunda Emrah üniversiteli bir kızla görüşüyormuş. Onunla da evlenecekmiş. Hatta kız nişanlımış, nişanı atmış. Emrah İkisi için. Birlikte evleneceklermiş. Evet. Emrah da bir günde iki böyle bir düğüm aldı. Soralım. Bunlar iddia. İddia. Kesinlikle yalan yani. Bak bunu kesinlikle yalan şu an Seda Hanım. Kesinlikle yalan. Ben duyum aldım diyorum. Ya niyetin iyi de olsa bak Emrah. Niyetin iyi de olsa hiçbir şey olmasa da dışarıdan baktığında evde eşin yok. Sen yalnızsın. Hatta eşinle ayrılmak üzeresin. Eşin seni ayrılmak üzere terk ediyor. Hiç niyetin salih, tamamen salih niyetlisin. Ya gelişi yanlış algılanıyor. Evet. Teyze geliyor senin var. Evinde. O algı var. Hiç onu düşünmedin. Ya bu ben yanlış anlaşılırım. Yani biri bana der ki ya bu teyzenin burada ne işi var? Ya niyetin tamamen iyi niyetli olsun. Ama dışarıdan baktığında nasıl görülüyor? Sen dışarıya çık bak. Evet. Sizin dediğiniz de doğru. Dışarıdan baktığın zaman farklı gözüküyor. Ama öyle bir niyet yok şu an bende. Benim zaten ailem karşı çıkıyor bu duruma. Benim ailem karşı çıkıyor. Bütün herkes karşı çıkıyor. Demek ki konuşuldu ki yani bu karşı yani, çıkıyor oğlum. Çünkü bu algı operasyonu var diye şu an. Algı yaratıyorlar. He. Kendileri algı yarattığı için millet de bu sefer ister istemez düşünüyor. Düşündüğü için annem de sakın. Yani Gülsüm bunu öfkeyle söyledi diyorsun. Çünkü tabii, çok üstüne gidildi kadının öfke, diyorsun. Bak bir mesajlar gelmiş Seda Hanım. Ben böyle bir mesajlar görmedim. Ömrü çünkü, hayatımda. Çünkü Sevgi dedi ki... Ben bir kere bile kötü mesaj yazmış mıyım? Sorun kendilerine. Şimdi Sevgi kocamla yani senle...
teyzem arasındaki diyalogları beğenmediğim için teyzeme de bunu belli ettim. Ama eşim hep teyzemi korudu. Fakat Gülsüm'le bağlandığında kadıncağız dedi ki hayır beni kendi çağırıyordu dedi. Evet kendi çağırdı. Yalansa yalan desin kendi yüzüne karşı söylüyorum. Kendi çağırdı hatta saklayalım dedi. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz şu anda ekranda gördüğünüz Sevgi'nin eşimle ilişkisi var dediği teyzesi Gülsüm. Dün Gülsüm kendince iddialarda bulundu. Bunların hepsi yalan. Bana iftira atıyorlar ama üstüme gelirlerse böyle böyle yaparım dedi. Birazdan canlı yayında konuşacak. Şu anda Gülsüm'ün burada olduğunu, stüdyoda olduğunu seyircilerimiz de görüyorlar. Yüzleşecekler. Canlı yayında yüzleşecekler. Bakalım kim doğru söylüyor, kim kimden neleri saklıyor. Bu bir yıllık, daha çiçeği burnunda evlilik. Neden bu hale geldi? Kim ya da kimler yüzünden bu hale geldi? Birazdan en önemli isim Gülsüm canlı yayında konuşacak. Sevgi, teyzen burada. Sen de gördün. Bak karşında oturuyor teyzen. Ne hissettin onu? İkisi de. Ben bunu hissediyorum sadece. Bak gülüyor bizim. Bana neden bunu yaptılar? Neden oyun yapıyorlar? İkiniz birlikte geldiniz değil mi? Konuş Emrah benimle konuş. İkiniz birlikte geldiniz. Söyleyeyim. Bak sürekli Seda Hanım. Kendisi giderken ben uyardım onu. Kaç kere aldım karşımda konuştum. Bak eğer gidersen 5-6 kere gitti. Eğer gidersen bir daha seni almayacağım dedi. Çocuğum. Sevgi'nin sorularına cevap vermiş, hoşuma gitti. Diyor ki ikiniz birlikte geldiniz değil mi dedi. Sonsun ikiniz konuşun. Ekip beni almaya geldiğinde. Konuşmuyor Seda Hanım görüyorsunuz ben bak, konuşuyorum. Ekip beni almaya geldiğinde Seda Hanım Gülsüm de arabadaydı. Bilmiyorum nereden aldılar. Ekip de arabadaydı Gülsüm. Yalan inanmıyorum. Daha dayım dün aramış berabermişsiniz. Ekibe sorabilirsiniz Seda Hanım. Dayım bağlanacak zaten. Güzel konuşun. Güzel konuşun. Sen bence yuvanı kurtarmanın derdinde olmalısın. Bence. Seda Hanım ben nikahımı hiçbir şekilde vermiyorum zaten. Çünkü ben severek evlendim dedim. Ben severek evlendim tabii. Ben diyordum ki önce Allah diyordum sonra Emrah diyordum. Ailemden üstün tuttum ben Emrah. Sen... Şam bile elim titriyor yani. Bu saatten sonra hiçbir şekilde istemiyorum Seda Hanım. Ben de seni istemiyorum. Ama nikahını da vermiyorum. Öyle yaşayacağız. Vermiyorum. Hiçbir şekilde nikahını vermiyorum. Alamazsın. Teyzen yüzünden mi vermek istemiyorsun nikahı? Hayır ondan değil. Hem ondan... Diğeri de bana kalsın Seda Hanım. Emine. Efendim? Bacım Gülsüm canlı yayında karşımda şu an. Bak evet. Bir de gülüyor ya beni sinir ediyor Seda Hanım. Kınıyorum onu. Hiçbir şey söylemiyorum. Ben Rabbimin adaletine sığınıyorum. Öyle pis gülmek değil. Gül. Son gülen iyi gülecek. Evet evet. Ben hanımlığımı koruyorum. Seni Rabbime havale ediyorum. Tamam. Peki sizin konuşuyor kadın sesi yok. Bir şey söyleyeceğim. Sesi yok. Gülsüm dur annem sesin gelmiyor. Duruyorum Gülsüm, zaten. Ha Gülsüm. Ne dedin duymadık tatlım. Seda Hanım. Ha yavrum. Ben bunların hepsini itiraz ediyorum. Ben 3 çocuk annesiyim. Ben kalkıp da yeğenimin kocasına benim yeğenim demiyorum Sevgi diyorum. Bir insan yani utanma olur. Hepsi yalan. Ya şimdi neden Emrah yani Emrah'la benim yüzümden yuvası yıkılıyor? Neden ben öne sürülüyor? Hani Sevgi hiçbir zaman yani her zaman beni kıskandı. Ya normal bir insanım. Kendinden güzel bir bayan da değilim ben. Hani beni geçmiş kardeşim dediğim insana ha abime bağlayacakmış bağlasın abimi herkesi doldurmuş. Hani Gülsüm böyle. Ya madem siz buna inanmak istiyorsanız buna inanabilirsiniz. Saygım sonsuz. Ama ben bu iftirayla atılmasını istemiyorum. Yani ben gerçekten hani böyle bir şey yapsam ben Emrah'ın elini tutarım buraya çıkarım utanmam.
Ne seyirciden utanırım, ne bilmem neden. Çünkü hani eğer seviyorsam elini tutarım, sevdiğim adamla gelirim. Sevmediğim bir adamla elini tutamam ben. Ya ben ona kardeşim peki demişim ya. Peki bana neden söyledin ben Emrah'la çok mutluyum diye evleneceğim diye. Gülsün bir bekle hayatım. Sevginin soruları var. Sevgi tekrar et sorunu çocuğum. Peki bana neden dedin Emrah'layım, iyi ki gitmişim, çok mutluyum, evleneceğim dedin. Çok güzel. Tamam tamam. Şimdi ben sana bu lafı söyledim inkar etmem. Ama siz bana neler konuştunuz? Ne ağır laflar konuştunuz telefonda? Bak bak bana bakar mısın be? Senin ailen sana kaç kez sahip çıkmış? Dinle, önce ben beni dinle. Önce beni dinle diyorum sana. Benim konuşmam bitsin olsun senin de söz hakkın var. Ha. Ondan sonra ailen sana sahip çıktı. Ki Emrah senin neyin oluyor? Sadece yeni kocası oluyor değil mi? Evet. Senin onun yanına gitmen gerekmez de. Senin ailenin yanına gelmen lazım. Ha, ailen sana o zaman sahip çıkmadı mı? O zaman ailene istediğini söyleyebilirdin. Sevgi. Yaşın 21 ama senden çok korkuyorum. Bak sen çok... Bak ben terbiyemi bozmuyorum. Sen, senden bak, daha ben, çok korkuyorum. Var. Ben... Gülsüm. Sevgiden önce senin öz bacın burada, Emine burada. Evet benim ablam değil mi? Ama Emine ile bir husumetin var. Tatlım neden nedir bu husumet Allah aşkına? Eskiden süregelen bir şey var Gülsüm. Sen belli ki böyle dümdüz konuşan bir kadınsın. Evet. Nedir bu husumet? Şimdi Seda Hanım ben size şunu söyleyeyim. Benim ablam dün diyor ya biz sahip çıktık. Kıskanç. Bende eğer kıskançlık varsa yani ben bugün bir insan ablasını kıskanamaz. Yeğenini kıskan ama benim yeğenim olsun, ablalarım olsun hepsi beni kıskandılar, çekemediler, ona buna yakıştırdılar. Yanlış arkadaşım. Ya şimdi tamam ben dedim 70 milyon önünde ben dedim ki o sinir anında ben kalkıp da öyle cahil bir kadın değilim ki ben gidip yani yeğenimin kocasını alacağım. Bu mantığa sığmaz arkadaşım. Gittim evet peki benim dedim. Eşimin yanına? Hı? Anlamadım. Ne amaçla benim eşimin yanına gidiyorsun sen? Nerene giriyorum? Ne amaçla benim eşimin yanına gidiyorsun? Ne amaçla? Sizin amaç size sizde bir amaç var. Siz diyorsunuz ki Gülsüm oraya gitti, Emrah'la gezdi, tozlu, yedi, içti veya birlikte... Gidemezsin efendim, bak arkadaşım, sen benim bana eşimin yanına gel. Gidemezsin. Bana kanıtla gel. Sevgi, madem ben Emrah'ın yanına gittim, siz onunla benim hayatımda bir şey yaşadığımı düşünün. Geleydin, olup olmadığını görürdün, Emrah benim yanımda bile kalmadı. Annesi gilde kaldı Emrah, anladın mı? Çocuk, peki Gülsüm Hanım bir şey soracağım. Getirdi. Gülsüm Hanım şimdi siz gelmeden önce biz Emrah'la görüştük. Emrah dedi ki ben hiç kimseye ulaşamadım. Hiç kimseye ulaşamadım. Face'ten telefonu da yoktu. Evet doğru. Tamam, olay dur, dur sorayım. Gülsüm'e ulaştım. Gülsüm'e dedim ki ben karıma ulaşmak istiyorum. Onu getirmek istiyorum. Karısı gelmezken siz niye geldiniz o eve? Yani ne diye dedi ki o da bana dedi ki ben söylediğini söyleyeyim. Ben çok mağdurum dışarıya atıldım. Ben de mağdur olan birini mecburen evime aldım. Yani siz eşini arayan biri varken neden o eve gelmek istediniz? Cevap yanlış anlaşılmalara sebep olmaz mı? Peki. Şimdi beyefendi bak Emrah beni aradı. Sevgi niye gitti dedi. Sevgi gitti dedi. Ben de neden dedim Emrah gitti. Ben de dönüp abla yani Emine Hanım'a mesaj attım. Dedim senin kızın neden dedim. Hani yuvasını yıktı. Neden ayrıldı? Keyfi ayrıldı. Bak Messenger'dan bana yazıyor ki bir anne evladının yani keyfi ayrılır mı bir evlat? Ayrılmaz. Ondan sonra kalktım. Ya dedim ben sizle uğraşamam. Benim derdim bana yeter dedim. Emine Hanım da o mesajı atınca ben dedim sizle uğraşamam dedim. Benim derdim problemim bana yeter. Ha şimdi kimse benim özel hayatıma karışamaz. Benim özel hiç kimse karışamaz. Müdahale edemez. Kalktım. Bu çocuk da dedi ki gel dedi burada dedi sana Allah rızası için dedi hani bir aylık hatta ben yardıma başvurdum bir aylık ev tutalım çocuğunla namusuna otur devlete başvur yardımını al dedi. Biz de elimizden geldiği kadar destek oluruz dediler. Hani Emrah'ın beni çağırması veya benim Emrah'ın yanına gelmem hiçbir şey yani benim onunla evlenmem asla olamaz. Çünkü ben iki çocuk annesiyim o insansa benim artık yerimim. Olamayacak zaten izin vermeyeceğim nikahını da vermiyorum. Sevgi verme. Bak senin kocan da benim gözüm o yok. O evden de derhal çıkıp gideceksin efendim. Ne? Emrah'ın yanında yürüsünde seni görmeyeceğim. Ben Emrah çevresinde değilim ki. Değilim. Seni orada görürsem çok kötü olur.
Peki, bir saniye. Görürsen konuş. Bir saniye. Emine'nin cevap vermek istediği şeyler var. Gülsüm dinler misin hayatım? Tamam. Bacın Emine. Emine sen mi büyüksün? Ben büyüğüm. Büyük. Hepsinin evet. büyüğü. En büyüğü büyüğüm. Abim Sefer. O da bağlanmak istiyor. Sizin bu nasıl bacılarsınız ya siz? Ya böyle. İlk defa. Böyle çıktı. Dün Gülcüm'le konuştum. Çok üzgün evet. olduğunu söyledi. Evet, aynen. Dur Gülsüm bekle hayatım. Niye böyle aranız sizin? Ne oldu? Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Ben her seferinde kapımı açtım kendisine. Sen yalan. Dün de dedin Gülsüm'e dedin evet. ki hatırlıyorum. Evet. Sevginin evine gideceğine bana evet. gelseydin evet, dedin. Gelseydi. Şimdi sor karşında canlı yayında. Bu Diyarbakır'da bir evlilik yaptı. Bunu şöyle bir şey söyleyeyim. Yani korkuyordu kaçtı o. Görüyordu belki. Ha, şiddet olabilir. Görüyordu evet. Ondan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti. Evet. Ondan sonra zor durumda olduğunu söyledi. Ben de dedim ki benim evime gelebilirsin. Bak böyle bir şey yaşanmamıştı. Benim kızım da eşinin yanındaydı. Ben yine de kapımı açtım. Devletimiz var dedim, polisimiz var dedim. Var hamdolsun. Yani doğru, doğru. evet. Aferin tabii. Ondan sonra korkmana hiçbir gerek yok. Hiç evet. kimse sana hiçbir şey yapamaz dedim. Sonra ne oldu? Ondan sonra tabii kızımla işte damadın arasında bu gibi şeyler yaşanınca Gülsüm Bandırma'ya gidiyor. Heh. Yani oraya gitmesi yanlış. Gülsüm. Burada abisi de vardı. Gülsüm. Buyurun. Emine ile aranızda bir kopukluk var ama Emine diyor ki hayır ben bacıma hep sahip çıktım. Tamam. Bak biz koruyamasak bile devletimiz var dedim, polisimiz evet. var dedim, jandarmamız var dedim. Duyuyorsun değil mi hocam? Ama Buyurun. Diyor o oraya gitmeyi tercih etti diyor. Neden öyle yaptın tatlım? Bakın Seda ablacığım bakın burada konuşan hepsi yalan. Bak onun konuşmaları bak nasıl. Bak benim ailem, benim param olduğum zaman, benim param olduğu zaman her zaman bana bütün ablam dahil, üç ablam var. Bakın benim hiç kimseyle hiçbir sorunum yok. Diyor ya evin küçüğü kıskanıyor. Bende kıskançlık asla yok. Çünkü ben insanlara kıskanmam. Ondan sonra ben param bitince... Senin peki bir dakika dur hemen bir ara vereceğim. Seni niye bacıların kıskansın? Neden kıskansın? Ya bir abla bir kocasını bacısına yakıştırabilir mi? Ben size soruyorum. He? O da mı çıktı şimdi? Yani tek tarafı dinlemeyeceksiniz. Abla, beni de dinle. Yani ya ben de bir dakika dur bakayım Gülsüm bir dakika dur. Bir şey söyleyeyim. Ben atlamadıysam abla kocasını bacısına niye yakıştırsın gibi bir laf çıktı herhalde. Evet, evet. ablam yakıştırdı beni bir tane diğer ablam yakıştırdı. Emine at mi? Emine hayır, mi? Hayır at vermek istemiyorum. Gülcivan mı? Ben at vermek istemiyorum. Hayır sizin aranızda bir şey var yani. Demek yani, daha önce seni... Var bir husumet çıktı işte yani. Şöyle çıktı husumet. Aileyle senin bir husumetin var anlaşılan doğru benim muydu? Ailem bana sahip çıkmadığı için ben Emrah'a gelmedim bakın burada ben söylüyorum. Benim Emrah'la hiçbir alakam yok. Dünya Aret benim kardeşimdir. Eğer benim bugün, ya ben burada niye çıkmışım ki o zaman? Ben Emrah'la aramda bir şey varsa, ben bu kadar insan içine neden çıkıyorum? Neden? Peki bir şey soracağım. Demin hanımefendi dedi ki, ben onu Urfa'dan kendi evime çağırdım dedi. Gel, benim evimde kal dedi. Daha kızım Emrah'ın evindeydi. Seni çağırdı evet. mı bu kardeşim bu? Çağırdı mı ablan seni? Gel Urfa'dan, gel benim evimde başta kal. Başta çağırdı. O dolaydan, az evvelki anlattığı olaydan dolayı tekrar durmak zorunda kaldı. Tekrar üstte bacım gel gel demedi bana. Affedersiniz bugün bir şey söyleyeyim. Beni çağırıp da 15 gün benim 4 yaşındaki kızımla beni eve beni alacak da onun 10 yaşında kızı var. Ondan da ev küçücükleri. Beni 10 gün sonra kapının önüne katacak. Ben o gözyaşlarımla o evden çıkacağım. Biliyorum ailemi. Çünkü ailem benim param olmadığı sürece beni evlerinde barındırmazlar. Evli ablam olsun, dul ablam olsun hiçbiri barındırmaz. Hep beni yani hep bana ailem destek çıkmazdı. Bak ablam bunları kabul etmiyor. Bir anlatsın. Ne oldu Emine? Gülsün ben bunları asla kabul etmiyorum. Etme, ben sana Allah her zaman görüyor. Şunu söyledim. Bak biz bir tamam bak benim de işim yoktu. Gel biz birlik olalım dedim değil mi? Ha. Çocuğuna bakayım dedim gidin çalışın dedim. Hiç. Yalan mı? Peki niye o gelmedi? Niye gitmedi? Sosyal hizmetlere de birlikte gittik. Adresini benim adresimi aldım. Tamam. Ne dedi sosyal hizmetlere birlikte gittik değil mi? İnkar etmiyorum. Ha, destek olacaklardı değil mi? Peki Gülsüm sen neden dün dedin ki 70 milyonun önünde söylüyorum. Ben de bunlar bu iddialara devam ettikçe beni dedin tahrik ediyorlar. Ben de Emrah'la evleneceğim dedin. Söyledim bak inkar etmiyorum bak Seda Hanım. Şimdi ağza alınmayacak kelime bir yeğen 16 yaştaki bir kız çocuğu bir teyzeye 3 çocuk annesine alınmayacak ağır laflar söylediği zaman sevgi dahil. Yok sevgi değil ben at vermiyorum sevginin küçüğü diyorum. Bana ağza alınmayacak kelime söylerse veya Emrah beni yakıştırırsa hangi insan
susar yani sence? Ben sana çirkin sözler söylesem sen bunu bir yani anne olarak kabul edemezsin ya. Peki sevgili ben dayısı Sefer telefonda. Sefer Bey merhaba. Merhabalar Seda Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş sizi buldum. Dinliyoruz. Allah razı olsun, sağ buyurun olun. Efendim sizi dinliyoruz. Lütfen dikkatli konuşur musunuz yayınınızı? Tabii tabii. Ve tabii. Bacılarınız evet buyurun. Tamam. Ben 18 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Kız kardeşlerim Adana'da yaşıyor. Evet. Sevgi yeğenim Bandırma'ya gelin gitti. Ha. Şimdi 2-3 gün evvel kız kardeşim beni aradı Emine Hanım. Dedi ki abi böyle böyle. Ben de olamaz öyle şey dedim ya. Bunda bir yanlışlık vardır dedim. Emin misin dedim. Abi dedi git dedi şu anda Gülsüm orada. Ya olamaz öyle bir şey falan derken bir baktım Gülsüm korkusundan Emrah telefonundan beni aradı. Beni aradı dedi ki abi dedi sen dedi beni arıyormuşsun. Dedim bak dedim bacı. Abla dedim şu anda dedim kuduruyor dedim delleniyor dedim. Bak dedim seni gazetelere verecek dedim haberin olsun. Şu anda dedim senin hakkında hangi işlemi yaparsa dedim ablan haklı dedim. Terk et dedim orayı dedim. O senin yeğenin dedim. Size nikah düşmez dedim. Yani kendi ağzından kaçırdı. Kendi ağzından kaçırdı. Kocası olacakmış yani Emrah. Yani Emrah kalın, bekleyin. Bu konuda çok büyük sürpriz tanıklar var, çok büyük iddialar var. Rica ediyoruz ekran başından bir yere ayrılmayın. Gülsüm'ün önemli açıklamaları var reklamlardan sonra. Teyzem yuvamı yıktı dedi, ortalık karıştı. Acıdım haline, aldım evime. Büyük yüzleşme. Öz yeğeninin kocasıyla kaçtığı iddia edilen teyze Seda Sayan'da. Ama bu saatten sonra hepsinde ben Emrah'la birlikte olacağım. Bakın 70 milyon bunu dönsün o zaman. Eşinin teyzesiyle kaçtığı iddia edilen koca canlı yayında Seda Sayan'da. Üzeriniz hepsi elimde, hepsi karakolda. Az sonra. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, televizyonunu yeni açanlar için hemen bir hatırlatma yapıyorum. Sevgi, teyzemle resmi nikahlı kocam Emrah beraberler dedi. Ben kocamı seviyorum, boşanmak istemiyorum diyor. Sevginin annesi Emine Hanım burada. Emine'nin bacısı, aynı zamanda Sevginin özbeöz teyze. Gülsüm, efendim? Gelsene tatlım burada. Oradan buraya yanıma gelsene. Gel. Evet, Gülsüm. İçerideydi. Buraya şimdi yanımıza alıyoruz. Dikkat et hayatım. Gel. Seda abla. Hoş geldin. Hoş bulduk Seda abla. Şöyle gel, bak Sinem'in yanına geç. Merhaba. Merhaba. Evet şimdi taraflar karşı karşıya. İddialar havalarda uçuşuyor. Dayı telefonda hatta. Hatta kalsın. Emrah'ın annesi Aşkın Nur hatta. Herkes bizi izliyor ve dinliyor. Tam reklama giderken dedim ki Gülsüm'e, Gülsüm sen dün yayına bağlandığında dedin ki İbret-i Alem için beni sinirlendirmesinler, İbret-i Alem için 70 milyon için de söylüyorum, ben de Emrah'la evlenirim dedin. Söyledim ama sinirle. Öfkeyle. Evet, böyle bir şey olması imkansız. İki dünya bir araya gelse ben kalkıp da o kadar kalitesiz bir insan değilim. Sonuçta ben de kız çocuğum var. Ben kalkıp da yeğenim ayrıldı diye ben de gidip de onu alacak kadar düşmedim. Tamam ben gelmem buraya belki hata ama kimse kimsenin ne çektiğini bilemez. Art niyetle gelmedim. Emrah'la aramda bir şey olacak diye asla. Ben her zaman için her defasında sonuçta ben bugün yeğenimin yuvasını yıkarım. Benim kızımın yuvası büyüdüğü zaman yıkılır. Ben hep Sevgi'ye dedim. Bak dedim kızım otur. Yuva yıkmak güzel bir şey değil. Benim zaten yuvam yıkılmış. Ben bir anne olarak senin yuvanı yıkmasını istemem. Ama bana hep iftira. Hep aşılama. Neden ya? Ben neden yani yakıştırıyorlar beni bu çocuğa? Yani benim iki çocuğum var. Bunun ailesi beni böyle kabul edecek mi? Mantığa sığmıyor. Çeşke bana mantıklı gelsin de ben buna inanacağım. Mantıksız bir şey ya. Peki niye sana böyle yapıyorlar senin iddialarına İnan ki göre? Bakın şu anda ben bilmiyorum neden bana hepsi düşman olmuş. Yani geldim diye bir insan düşman olması lazım mı? Ya ben şu anda haksızlığı kaldıramıyorum. Bu bana atılan bir iftira. Yani çocuk bana hani 2-3 gün sığınır kendisi bile yanında kalmadı. Annesi bile gitti kaldı.
bana ev tutacaklardı. Allah rızası için yardım edilecek. Ben devletten zaten yardım alan bir yani alacaktım. Ama biraz önce Emrah dedi ki bana, abla dedi, ailem de bu işe sıcak bakmaz dedi. Ben de hatta döndüm Emrah'a dedim ki, oğlum o zaman konuşuldu bu dedim. Benim yerimi ayrılacak, ben gideceğim üstüne. Ya bu saçma, ben affedersin ya, özür dilerim. Hani açık konuşmak... Ama bunlar gerçekten... Yani peki ben niye bunlara maruz kaldın sen? Ama madem ki Gülsüm dur, madem ki evde huzursuzluk çıkıyor. Evet. Baktın ki yeğenin senden rahatsız oluyor. Niye terk etmedin? Bu yalan işte, bak burada yalan Seda Hanım. Bak ben dün izledim, bak hatta ben sizle konuşmadan izleyemedim. Burada yazmış ki benim bacım kıskanç. Eğer ben öyle bir insansam, yani ben hayatta hiç kimseyi kıskanacak kaliteye sahip bir insan değilim. Hani dönüp diyor ki yeğenim, ben açık yeğenim, bak normal açık bir insan, saçım açık benim, vücudum değil. Hani şöyle rekolte giyip de kalkıp da ben ya teyzeciğim sen beni ağrıyorsun, teyze gel diyorsun. Ben bak sevginin bütün evliliklerine ben gittim. Hani olabilir insanoğlu hepimizin... Bütün evlilikleri derken iki kere değil mi? Dört, ya fark etmez kaçıncı evli olması. Bir saniye, ben konuşmak istemiyorum lütfen. Ben ya bak, olabilir, evlenmiş sonuçta. Kınamaz. Elinde ama kanıtın var mı? Allah, elinde kanıtın var mı? Kanıtım bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Evlenmişsin kızım, kötü normal, bir şey yapmamışsın normal, ki. Bak normal evlenmişsin. Ben de altı kere evlendim ama evlendim. Kötü bir şey değil mi? Değil değil. Ama evlendim yani. Ben kalkıya evlenmedim ki, evlensem kabul ederim yani. Sen niye öyle diyorsun sen öz yeğenine? O kadar ben öyle evlilik yapmadım Seda diyor. Seda Hanım ben size bir şey söyleyeyim mi? Seda Hanım benim üçüncü evliliğim bu. Şimdi ben... kızımdan. Ya fark etmez 5 veya 3 veya 2 fark etmez bu. Şimdi kalkıp bir teyzeyi sen ya bak evine sen kendin beni çağırıyorsun. Ve ben şöyle bir şey, ben Allah'tan sana ben ne Emrah'ı savunurum. Emrah benim babamın oğlu değil. Sevgi benim yeğenim, ciğerim ama her defasında Sevgi beni kocalarına yakıştırdı. Ya bugün ben affedersin senin kocana bak yemin ediyorum iki canlıyım. Karnındaki çocuk masum bir çocuk. Ben senin teyzenim. Sen beni bak Sevgi hayal güçleri kuvvetli. Olmayan bir şeyleri hani hayal yapıyor. Mesela şimdi. Sen benim ilk kocama da göz dikmedin mi ha? Şimdi Sevgi orada dur. Demedin mi? Ben kocana göz diktim. Peki, canlı şahit. Dur kanadın var. Ya şimdi ben sana. Senin iki tane ablan canlı şahit. Kimin? Benim ablam. Benim ablalarım yok biliyor musun? Neden yok biliyor musun ablalarım? Benim ablalarım benim. Düşmanım. Bak, ablam düşmanım. Karşında şu an. Ama düşmanım. Bak düşmanım. Bir saniye ben konuşayım. Konuş. Sadece sana şunu soruyorum. Sorun. Diyorsun ki beni Emrah'a yakıştırdılar değil mi? Evet. Peki senin oraya gitmen doğru muydu? Değil. Bak. Ben neden bak, gittin ben, o zaman? Bak, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dakika hemen bir ara istiyorum Gülsüm. Madem ki Emrah'tan önceki eşiyle de yakıştırılman oldu... Ben ondan sonra o eve adım atmam ya. Benim hatam bakın şöyle bir şey. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın bakın. Şimdi. Ama bacın demiş ki bana gel demiş. Seda Hanım. Evet. Bakın söyledi. Yavrum bacına bakarak bacım söyle ben. Bacım öyle söyledi ama bacım sonrası üstünde durmadı. Durmadı. Ne demek durmadım? Sosyal hizmetler bağlansın artık ben bunu diyeyim. Birlikte gitmedik mi? Adresinizi peki, alın. Peki sosyal hizmetle aynı bağlansın bir saniye dedi. Dur. Sosyal hizmetlerde bayan şahit insan ne olursa olsun... Yani Allah'tan korksun ben, herkes vicdanını yoklasın. Sosyal hizmete sana dedi ki al bu bacını sahip çık. Evet, sen çıktım. Sonra bir saniye dönüp bayana ne dedin? Dedin ki ben bunu alsam benim yardımım kesin. Bayan sana hayır dedi. Sana Emine evet, Hanım dedi hiçbir şekilde senin yardımı evet, senin bacın dedi senin yanına misafir olarak görünecek dedi. Bak, tamam. Bunu da söyledi. Tamam gittik. Sen korktun bacım mı? Olmaz dedi. Hayır olmadım. Benim 4 yaşındaki evladımla ben her o senin evine gelmem de... Sen değil bütün gözlerim yaşımla çıktım, ağlamamla çıktım. Bak ben bunu, bak yalan ben de bir anneyim, bak yalan itiraz, söylüyorsun. Tamam. Yalan sen, söylüyorsun. Ben senin konuşmalarından şunu anladım şu an. Yalan. Sen şunu anladın bak. Tamam yalan. Diyorsun ki bütün ailem tarafından dışlandım. Biri çıktı bir delikanlılık yaptı bana sahip çıktı. Yani sahip çıktı. Onu da bırakmadılar gibi bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Asla. Bak öyle bir şey konuşmuyorum. Bakın. Ama sahip çıktım diyor çocuk. Bak, sahip ama kötü amaçla değil. Bu dedi ki bak ev tutayım. Allah rızası için çevreme söyleyeyim dediler. İşte ben de onu diyorum. Bir aylık ev tutalım. Sen çocuğunla yaşa. Tamam. Bu çocuk böyle bana gel bana karılık yap. Veya ben sana kocalık yapayım. Asla öyle bir şey demedi çocuğu. Tövbe tövbe. Yani böyle bir şey yok. Dünyada görülmez. Ben yeğenime ayrılacağım ben kocasına. Ya bu mantığa sığmaz ya hanımefendi ya. Yani Seda Hanım siz bunu
Hani sonuçta ben kalkıp niye yeğenimin kocasını alacak kadar? O vermesin nikahını. Ama bir şey ben boşanmalarını da istemiyorum. Gülsüm Hanım olmasın. Şimdi bakın netice itibariyle bu ikisinin arası bozuk. Evet. Araları bozuk. Arada bir boşanma olacak olmayacak bir sürekli bir fırtınanın kopacağı belli. Sen fırtına kopan gemiye gidip niye biniyorsun ya? Fırtına kopacak orada. O iddia edecek, öbürü benim iddia ailem edecek. Tamam da sen şimdi her şeyi bakıyorum böyle dürüstçe söylüyorsun. Evet. Dobra'da birisin, anlatıyorsun, tamam kabul. Ama sen o fırtınanın kopacağını, bu insanların seni suçlayacağını, sen diyorsun ki bir önceki evlilikte de aynı şey oldu. Evet. Beklemiyor muydun? Yoksa isterlerse suçlasınlar mı dedin? Yani o kadar mı çaresizsin? Çaresizsen devlet var. Evet. Devletin ben... devletin tabii ki huzur evleri var. Evet. Senin, benim yerim yok dediğinde devlet sana sahip çıkıyor. Evet. Neden devletin sığınmasına değil de Emrah'ın sığınmasına ihtiyaç duydun? Şimdi bu kadar ben, kıyametin kopacağını bilemiyorum. Ben kadınla sığınma evine gitmek istemiyorum. Bak beyefendi şimdi siz burada güzel konuştunuz, saygı duyuyorum. Ama şimdi şöyle bir şey. İnsanlara leke atmak bir dakikadır ama onu temizlemek zordur. Bak insanlara ben herkese şu anda iftira atarım ama o lekeyi temizlemek. Şimdi ben tamam bak gittim ama şimdi benim ailem zaten ben ailemden kopuğum. Bak hep dışlandım. Halbuki kötü bir şey mi yaptım? Asla. Bak ben aileme asla, bak ben yemin ederim size, ben ablamın evinde bir, benim mesela devletten yardım alıyordum zamanında. Ablamın yanına gidiyordum. Cebimde param vardı, çıkartıyordum, veriyordum. Benim param bittiği zaman hadi güle güle. Ne? Sen de o aileye sıra bakar mısın? Bakamazsın. Bakamazsın. Ha ben niye? Ben evet Urfa'dan çıktım geldim. İnkar etmiyorum ama ben... Bunu bana biliyorum yakıştıracaklar. Halbuki bu çocukla benim aramda hiçbir şey yok. Hani olsa gel Emrah. Ben seni seviyorum. Sen beni seviyorsun. Elimi tutak stüdyoya ben utanmam. Çünkü utanacak bir şey yapıyorum değil. Yani düşünmem. Alırım sevdiğim adama elini tutar gelirim. Ama böyle bir şey yok yok. Hani daha ben ne kadar kendimi, herhalde ben kendimi ifade edemiyorum bu yaşımda. Peki bir saniye, bacın Emine bir şey söyleyeceğiz. Peki oraya gittikten sonra biz öğrendik, yan yana benimle konuştunuz evet, değil mi? Evet. Evet biz birbirimizi seviyoruz. Emrah'ın daha önceden bende gözü varmış. He. Bir de şunu sana söyleyeceğim. Elini vicdanına koy ve tamam, doğruyu söyle. Tamam. Bundan 6 ay önce tahmini diyorum. He. Şu an tarihi hatırlamıyorum. Tamam. Sen Balıkesir Bandırma'ya geçerken Sevgi'nin evine, tamam mı? Ve kaynanası Sevgi'ye bir kağıt, hani Sevgi ile Emrah bir huzursuzluk yaşamışlar. Senin gözünün önünde bir evet, kağıt imzalatmışlar. Tabii, i̇şte tamam, ben boşanmayı kabul ediyorum. Evet. Hiçbir nafaka talep etmiyorum diye tamam, kendi rızamla imzasını, TC'sini, adını yazarak bir evet, kağıt. Senin yanında oluyor bu. Peki, peki neden müdahale etmedin buna? Onu avukatımıza verebilirsin tatlım. Neden müdahale etmiyorsun buna? Bir saniye bak. Ben o, Allah kağıt, için... o kağıt şu anda ben... Sinem'in... Avukatımız Olgun Hamarat'a verdiği şimdi, kağıt. Şimdi dur bir saniye. O kağıt Emrah bu mu yavrum? Evet kendi yazısı. Ne yazıyor hocam bir evet, okur kendi musunuz? Yazmış. Ben dinleyin. Sevgi Kendirci oğlu Sevimli. Evet. Şöyle bu bakayım, evliliği yürütemiyorum. Kendi rızam ile kimsenin zoru olmadan boşanmayı kabul ediyorum. TC'sini yazmış. Bu yazı benim kendi şahsıma aittir. Not hiçbir talep etmiyorum. İşte burada telefon. Onlar yaptırdı Seda Hanım. Nasıl yaptırdılar çocuğum sana bunu? Yalan. Gitti oğluna dedi ki boş bir kağıt alacaksın, getireceksin. İlk evliliğinde de dedi ki biz bunları yaşadık, hiçbir hak talep etmeyeceksin. Oturup bunu imzalayacaksın, hiçbir hak talep etmiyorum, bu benim imzamdır, her şey bana aittir diye onu bana imzalattırdılar. Zorla mı? Evet. Nasıl zorla? Zorla Seda Hanım. Yani mesela hayır. Benim orada ailem imzalamayıp, yoktu. İmzalamayıp çıkabilirdin evden. Evden çıkmanı mı kısıtladılar? Seda yani nasıl zorla? Hayır kısıtlamadılar. Evet. Nasıl zorla? Bir dakika bu önemli Emrah. İmzalayacaksın dediler. Evet. Ben de onda ben de sinirliydim. Belki bir şey yaparlar düşündüm. Akılca düşündüm kendimce. Ben de imzaladım. Kaç kişilerdi? Emrah vardı. Heh. Gülsüm vardı. Kaynanam vardı. Bir de kayınbabam vardı. Dört kişi. Evet. Sen de korktun. Evet. Bunu imzaladın. Gülsüm oradaydı ve Gülsüm hiçbir şey yapmadı. Diyebilirdi siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diyebilirdi. Hemen cevap alalım. Bir önce saniye. Gülsüm konuştu. Gülsüm. Şimdi ben vicdan olarak bak Emre anne ailesi beni ilgilenmez. Ben çıktım onun evinden. Benim onunla hiçbir şeyim yok. Hı. Ben Allah için konuşmak istersen hepsi yalan. Nasıl yalan? Bak şimdi kimse kimseye silah zoruyla bir şey yaptıramaz. Eğer orada benim yeğenim
Sevgi diyorum, yeğenim de demiyorum. Orada deseydi ki ben bunu imzalamayacağım. Yalan söylüyor. Feriştah'a gelseydi onu orada imzalayamazdı. Çünkü niye biliyor musun? Sonuçta benim et ben parçam. Korktum, ben orada tek başıma hayır, verdim. Korktum değil. Ben cahil bir insan değilim. Sen tek başına değilsin orada, bir dakika. Ben varım. Senin eğer bir dakika, bir dakika durun. Durun. Nasıl bir ailesiniz siz be? Sen tek başına değilsin. Senin orada teyzen ben var, vardım. Teyzen. Ben vardım. Asla. Sen tek başına değilsin. Senin sen neden, bir dakika. Neden demedin ki? Teyze, bana bunu imzalatıyorlar. Götür beni buradan. Neden demedin? Seda Hanım kendini düşünmesi lazımdı. Hayır. Hadi ben onu düşünemedim. Hayır hocam lütfen müdahil olur musun? Hayır. Sen demeliydin ki teyze. Bak ben bunu imzalamak istemiyorum. Seda Hanım. Şu an üzerimde baskı hissediyorum. Genel anlamda bu kağıdın hukuki geçerliliğini sonra konuşalım ama genel anlamda bir kişiye zorla bir şey imzalatılacaksa yani en azından teyzenin olduğu mekan tercih edilmez. Edilmez. Önce onu kabul edelim. Çünkü sen eğer rızan yoksa ilk sığınacağın insan en yakının insan teyzen olur. Teyzen olur söyler. En yakınım ama o zaman bana ne dedi söyleyeyim mi size? Ne dedi? Söyle bakalım. Emrah o zaman da gene hamileydi. Bana dedi ki seni dedi çalıştırıyorlar dedi. Ben de çalışmak istemiyordum o sırada. Hani korkuyordum. Hani hiçbir şey çalışmadım. Ondan sonra bana dedi ki seni çalıştırıyorlar dedi. Sen dedi böyle kocaya dedi nasıl yaşayacaksın dedi. Daha sana bakamıyor dedi. Aha yüzüm. Seda Hanım bakın iki canlı bir insanım şu anda. Ben çocuk suçlu da olsam günahkar kalmak çocuk masum bir çocuk. Bilmiyor. Neden biliyor musun? Bak bu olayları gördüm. Bana deseydik teyze ben bunu teyze veya bilmem Gülsüm ben bunu imzalamayacağım. Emrah değil Emrah Feriştah gelseydi o kızı elimden alamazdı. İmzalatamazdı. Kendisi meyilliydi. Ben dedi istemiyorum yeter ya bıktım bu nasıl bir yuva. Bak günahınız boynuma iki canlıyım. Bir anne yalan söylemeyecek. Ben vicdanlı bir anneyim. Merhametli bir anneyim. Seda Hanım. Ben Sevgi emin olun iftira atıyor. Kendi isteğiyle onu geçti. Bak kadın zorlamadı. Bak dedi eğer Sevgi gideceksen bizi kızım zorlaştırma dedi. Gel buraya imza. Tamam hay sıkıntı yok. Atarım imzamı dedi. Ben orada böyle yaptım. Attım tamam. Bak, ben atmadım. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama yapılan işlem yanlış bir işlem ve sen onun büyüğü olarak şu anda bunu madem ki boşanmak istiyorsunuz yargıya intikal ettirirsiniz evet. Olayı. Sen büyük olarak ve tecrübeli olarak evet. Neden müdahale etmedin çocuğa bunu imzalattırdın Gülsüm? Ama şimdi Seda Hanım ortada bakın bak ne diyorum. Şimdi zorluk yok ha eğer kaynanası bunu sıkıştırsa kapıyı örtse bu kızı çıkartmasa ben orada elimden geleni yapacağım zaten müdahaleyi. Ama Sevgi meyilli buna vermeye boşanmak istiyor. Sevginin oldu bitti arıyordu teyze. Bana bakmıyor. Ben acım. Ya kimse acıdan ölmemiştir bir evde. Ya kocadan tartışacak. Buna hazırdı zaten diyorsun. Hazırdı. Peki arkadaşlarımız bu konuda birçok telefonlar olduğunu söylüyorlar. Bağlayacağız. Aile yakınları bağlanıp konuşmak istiyorlar. Telefonlar hazır olana kadar biliyorsunuz ki Türkiye'nin konuştuğu bir nikah bir anda kıyılamadı. Ve nikahı kıymak üzere olan nikah memuru dosyayı aldı. Mikrofonu da aldı. Nikah salonunu terk etti. Orada tabii olaylar çıktı. Herkes birbirine girdi. Biz yavrularımızı buraya getirdik. Hatice ve Turgut gelin ve damadımız. Şu anda İstanbul Boğazı'nda bir bağlanalım bakalım. Telefonlar bağlanana kadar Sevgi ve Emrah için. Hemen Turgut'la Hatice bakalım ne yapıyor? Evet Seda Hanım, Türkiye'nin konuştuğu nikahları yarım kalan çift Hatice ve Turgut'un şu anda yanındayız. Beraber İstanbul'un göz bebeği Boğaz'ın tam ortasında bir teknedeyiz. İstanbul turu yapıyoruz onlarla birlikte. Yarın canlı yayında kırılacak olan nikah öncesinde de onlara da güzel bir moral olmuş oldu. Hemen duygularını sorayım Hatice'ye. Hatice daha önce bu şekilde bir tur böyle Boğaz'da yapmamıştı. Onun için de bir ilk oldu. Neler söyleyeceksin Hatice? Duygularını alalım. Sevdiceğinle beraber yine el ele tutuşuyorsunuz ve İstanbul'da Boğaz turundasınız. İlk kez geliyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Seda abla. Çok mutluyuz şu anda. Yarın nikah kıyılacak. Nikah öncesinde de güzel bir moral oldu aynen. Sizin için galiba. Bizim için çok güzel moral oldu. Ben de mezun olduktan sonra ilk defa hem de nişanlımla birlikte burada olmak
Yani daha başka bir duygu. Şu an beraberiz, çok güzel bir manzaraya karşı. Yarının da heyecanı var şimdiden. Böyle gelerek biraz da sakinleşmiş olduk. Yani güzel duygular içerisinde olduğumuzdan tam olarak kendimizi de ifade edemiyoruz şu an. Ama Seda Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz buradan bize bu fırsatı tekrardan sunduğu için İstanbul'da. Yarın nikah var dedik. Yani bir tedirginlik, bir korku var mı? Ya bir şey olursa yine ağızdan bir yanlış bir kelime çıkarsa diye. Var mı bir tedirginlik? Yok, sadece evet deyince bağıracağız. Sen Turgut, bu kez senden bir sürpriz olabilir mi? Yani bu sefer belki ben bir şaka yapabilirim. Aman oğlum, aman yapma. Aman. Yok, bu sefer artık mutluluğa ermemiz lazım. Boşu boşuna hani tekrardan aynı şeyleri, yani o an aklımıza gelmesin diye direkt evet diyeceğiz ikimize. Yani bugüne kadar ki belki de en gür evet'i sizden duyacağız inşallah yarın. Sanırım öyle olabilir yani. İnşallah. Buradan İstanbul'dan Turgutlu'ya kadar o evet gitsin. İkimiz birden bağırırsak buradan oraya kadar gidebilir. Evet, tam da İstanbul'da bugün hava çok güzel. Yani evlenilecek bir gün. Şu anda ikinci köprü hemen arkamızda. Kameraman arkadaşım Murat Çırçan'dan da rica edeyim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Ortaköy'den hareket etti teknemiz. Tabii burada Seda Hanım, çiftimizi tanıyanlar da var. Yani gören herkes teknede de yol boyunca da "Aa o çift, aa yazık, günah, bir an önce evlensinler" diyen insanlar var, gençler var. Onlar da yayın öncesinde çokça geldiler yanımıza. Peki Hatice'ye şunu sormak istiyorum. O olaydan sonra seni arayan, soran, böyle ilginç bir tepkiyle karşılaştın mı? Çoğunlukla iyi yönde tepkiler alıyorum. Hani ilk öyle bir şey yapmışsın, zaten herkes yapıyor. Çok seviyoruz, yakıştırıyoruz sizleri diyorlar. Mutlu oluyoruz yani onları duydukça. Tabii kötü yorum yapanlar da bir iki tane oluyor ama moralimizi bozmuyoruz. Mutluyuz. Zaman zaman o anı hatırlıyor musun? Moralin bozuluyor mu? Bir üzülüyor musun? Ya o gün geçti gitti mi? O gün çok üzülmüştüm ama şu an daha çok mutluyum o günden. İlk öncesinden. Geçti gitti yani artık bizim için. Ben hiç dikkatimden kaçmadı Seda Hanım. Siz de söylemiştiniz. Ben Manisa'ya, Turgutlu'ya gittiğim ilk andan itibaren ne zaman baksam el ele tutuşuyorlar. Bu el hiç bırakılmadı. Evet. Yani hele o nikahtan sonra daha bir sıkı mı tutuluyor şimdi? Aynen, daha sıkı tutuluyor. Tekrardan aynı sürprizler olabilir, kaçıp gidebilir diye bu sefer baştan garantiye alıyoruz işimizi. Vallahi elini bırakırsın. Alkışlıyor şu anda, herkes sizi alkışlıyor. Elini bırakırsın zaten hiç gelmedi, hiç gelmez de. O günden beri maşallah. Sizin de gördüğünüz gibi zaten hiç ellerimiz ayrılmadı. Elleriniz hiç ayrılmasın inşallah. Bu şekilde mutluyuz. Yarın çok nikahımız mutluyuz. Var. Hatta o gün, Allah'ın izniyle, hacım. Allah'ın izniyle yarın burada canlı yayında Hatice ve Turgut'un nikahı kıyılacak. Aileler buradalar. Gelinin anne babası Ayşe ve İbrahim, damadın anne babası Hatice ve Muhsin buradalar. Şu nikah yarın bir kıyılsa da biz de kurtulsak diyorlar. Bak Hatice Hanım ellerini açtı ki kurban olduğum ya Rabbim. Bir mikrofona konuş, mikrofon. Arkasındayım çocuklarımın ölünceye kadar. Bir daha söyle. Çocuklarımın arkasındayım ölünceye kadar. Kızım ve oğlumun ölünceye kadar mutlu olsunlar. Oğlum diyor ki ne olur ne olmaz diye elini bırakmıyorum diyor. Bıraksa da bırakmasa da onlar birbirinden kopmazlar. Ama buradan gençlere bir tavsiyede bulun, böyle şeyler yapmayın de. Annem bir daha düzgün şaka yapın. Evet. Bütün gençlere yine şaka yapın diyor. Evet. Bütün gençlere sesleniyoruz. Yani bu gerçekten Hatice'nin planladığı bir şey değil, gelin Hatice'nin. Öyle içinden gelmiş. Hani böyle yapacağım. Bir anısı olsun demiş ama lütfen siz böyle yapmayın. Bir sürü problemler çıkıyor. Ne olursa olsun aile Hatice'nin samimiyetine inandığı için arkasında ve yanında duruyor Turgut'un ailesi ama çok ters şeyler de olabilirdi. Lütfen böyle şakalar yapmayın. Nikah masası şaka yapacağınız bir yer değil. Şakaya hani gelmez. Damada ayva verirler, bilmem ne yaparlar, onu yapar. Bunlar şaka. Bu tamam ama nikah memurunun olduğu esnada yapılmaması gereken şeyler. Kamu spotu diyelim, evlilik şakaya gelmez. Bravo. Evlilik şakaya gelmez. Şimdi ekran başındaki değerli izleyicilerimiz yarın burada canlı yayında Turgut ve Hatice'nin nikahını kıyacağımızı söyledik. Dikkatle izlemenizi istediğim bir VTR var. Medine yanımda. Neden yanımda? Medine ne istiyor? İzler misiniz?
Medine Hanım 2 yaşındaki oğlunu tam 8 aydır göremiyor. Oğluna ulaşmak için bize başvuran Medine Hanım'ın hikayesini gelin ondan dinleyelim. Medine Hanım, oğlunuzu neden göremiyorsunuz? Valla göstermiyorlar çocuğumu. 8 aydır görmüyorum. Onu çok özledim. Lütfen çocuğumu bana gösterin. Almanya'da doğup büyüyen Medine Hanım'ın hayatı bundan 5 yıl önce zor bir dönemden geçerken Erdal Bey'le tanışmasıyla değişiyor. Erdal Bey'le Almanya'da tanıştık. Ben iş arıyordum. Bir dükkana girdim. O da abisinin dükkanıymış. Oradan iş ararken bana bir şeyler söyledi. O anda tanıştık. Bir anda şey geldi. Oturduk. Ondan sonra numaranı ver dedi. Numaram yok, beni ara dedi. Arayamadım. O kontörüm yoktu onda. Ondan sonra bir kağıtla bir şey verdi. Ben zannettim hani durumum da iyiydi, para verecek. O da numarasını verdi. Sonra ben aradım tabii, orada çok şey olduğum için, eşimden ayrıldığım için daha yeniydi yaram. Ondan sonra dedim ben arayayım bunları, bir arkadaş olalım dedim. Öyle birlikte olduk. Evliliğe hazır değildim. O yüzden teklifini kabul etmedim. Tamam evlenelim falan dedi ama ben daha onda hazır değildim. Ondan sonra zaten istemedim evlilik konusunu şey yapmadım. Ondan sonra çocuk da istemiyordum. Ama sonra hamile kaldım. Çocuğu istemedim ama Erdal Bey dediyle ki çocuk gelsin dünyaya dedi. Yani siz aslında çocuğu istemiyordunuz, Erdal Bey'in ısrarıyla doğurdunuz, doğru mudur? Evet, doğurdum ama ondan sonra kabul ettim, sevdim çocuğumu. Sonra ben dedim erkek olduğunu duyunca zaten dedim bir de erkek çocuğum olsun. Zaten bir tane kızım vardı başka eşimden. Hamile kaldıktan sonra ben evlenmek istedim. Bu sefer Erdal kabul etmedi. Ben dedim evlenelim Erdal dedim. O dedi yok dedi ben istemiyorum dedi. Ondan sonra da o istemedi. Evet bu defa da o istemedi. Evlilik falan düşünmüyor. Demek ki başkasıyla evlenecek diye. Evet evlilik istemedi. Benimle Almanya'da oturum izni almak için birlikte oldu. Yani aslında en başından beri Erdal Bey başkasıyla evlenecekti ve oturum izni almak için sizinle birlikte oldu. Doğru mudur? Evet doğrudur bence. Başta söylese bile oturum olmadığını onun için oldu. Çünkü beni sevseydi itseydi zaten başkasından evlenmezdi. Doğan çocukları üzerinden Almanya'da oturum izni alan Erdal Bey oğlunun ailesiyle vakit geçirmesini ister. Bu isteğini yerine getirmek için Medine Hanım oğlunu bir aylığına Erdal Bey'in ailesinin yanına bırakır. O günden beri de Medine Hanım'ın oğluna hasret dolu günleri hatta ayları başlar. Çocuğumu verdi yani oraya bıraktım görsünler diye ondan sonra hiç çocuğumu görmedim. Ve bana diyorlar ki sen diyor çocuğu bize attın bize teslim ettin. Ben çocuğumu temelli vermedim. Temelli teslim etmedim yavrumu. Başka bir kadınla evlenen Erdal oğluma beni unutturmak istiyor. Yani göstermiyorlar bana soğusun anneden zaten küçük çocuğum daha akla ermiyor. Soğusun diyor yani büyüdükçe o zaten anneyi tanımayacak beni görmedikçe. Bence bu vicdansızlık yani bu kadar olmaz yani. Benim yerime eşinin annesinin onun olmasını istiyor. Yani sizi daha bilmiyor, tanımıyor. Şimdi görecek, ondan sonra ayrılacak mı? Öyle mi bir şey düşünüyor? Artık seni tanımıyor. Artık beni yani unutturmak istiyorlar yavrumdan. Bu yani 8 aydır görmedi. Bundan sonra da görmesin. İşte o aileye bağlansın. Beni istemiyorlar. Beni hep dışlıyorlar yani. Medine Hanım Erdal Bey'den oğlunu geri almak istiyor. Ne olur sizde biraz vicdan varsa ben bir anneyim. Oğlum için ta buralara geldim. Yol izi bilmiyorum ama sonra her şeyi buldum. Yavrum için ne olur bana verin. Biraz sizde vicdan varsa. Acılı anne Medine Hanım'ın oğluna yürek burkan seslenişi. Oğlum seni çok özledim İbrahim. Seni çok seviyorum anneciğim. Hep senin için savaşacağım. Daha da savaşıyorum. Seni çok özledim kuzum. Annem benim. Seni çok seviyorum. Gel annene yavrum. Seni çok özledim kuzum. Yavrum anne seni çok özledim. Senin için geldim buralara yavrum. Seni görüp koklamak, öpmek istiyorum anneciğim. Versinler bana. Versinler yavrumu. Ondan sonra kimse benim kadar mutlu olamaz. Ben yavrum için geldim. Biricik oğlum. Onu çok seviyorum. Medine sen orada diyorsun ya ben çocuğumu Erdal'ın ailesine bıraktım. Sen neden orada durmadın çocuğu bırakıp yani sen onlarda bir hafta 10 gün kalsın diye mi bıraktın? Yok yani onlar görsün kalsınlar diye bıraktım. Sen evet, niye durmadın orada? Bir hafta kaldım ben orada fazla karamadım yani canım sıkıldı orada. Ama canın istediği kadar sıkılsın evladı olan senin çocuğun sana muhtaç anneye tam muhtaç bir yaşta canın nasıl sıkılır?
Yani yok, annelerin o... canı sıkılır mı? Yok, çocuğumdan değil, o ortamdan canım sıkıldı. Hani dedim annemgile gideyim, annemgil de yaşlı, onları da bir göreyim dedim. Ondan sonra zaten bir daha çocuğumu göremedim. Ama belki de onlar da sen çocuğu alıp çıkmayınca dediler ki çocuğu bize mi bıraktı? Yani çocuğu da annene götürseydin, tekrar sonra çocukla beraber yok, dönseydin. Yok, babası istemedi yani. Babası diyor ki senin diyor baban istemiyor çocuğumu diyor. Yani ben çocuk bakıcı mıyım, çocuğu istemiyor diyor. Hayır, çocuğumu istiyor. Niye istemesin ki? O zaman da getirirdim yavrumu ben. Yani ben içimde öyle şey yoktu. Çocuğu bir daha bana göstermeyecekler diye. Öyle bir kötülük geçmedi. Kötülük geçmedi. Ben yavrumu onun için değil. Zaten dönüp geri alacaktım yavrumu. Ondan belli göremedim ben yavrumu. Nerede çocuğun şimdi peki? Onu biliyor musun? Şimdi Urfa Mezra köyünde. Urfa'da? Evet. Ben yavrumu asla vermem Seda abla. Ben onu zaten kaç sene sonra doğum yaptım. Tamam, önce istemedim. Şimdi Erdal başka bir kadınla evlenmiş evet, mi? Evet, evli. Bana da yalan söyledi, dedi ki ben dedi 4 hafta dedi bir şeye gideceğim dedi. Dresden'e gideceğim, çalışacağım dedi. Arkadaşım hasta dedi, yani şey Türkiye'ye gitmesi lazım dedi. Rahat. Senin çocuğuna şu an kim bakıyormuş? Şimdi bilmiyorum, analık mı bakıyor, annesi mi bakıyor bilmiyorum yani, ama Erdal evlendi. Bunu ben duydum, ta Urfa'ya bile gittim. Kadından çocuğu var mı acaba? Yeni mi evlendi? Ya yine evli. O beni yeni ilgilendirmez abla. Seda abla. Sen ilgilen... çocuğun peşinde. Ben çocuğun peşindeyim. Hayır, o evlenmiş, evlenmiş. Beni ilgilendirmez. Hayır, belki evlendi Sinem, evlendiği kadın da istemiyordur çocuğu. Hayır, belki de acaba evlendiği kadın istemezse nasıl Erdal'la evlendi? Belki de Erdal dedi ki bu çocuğu kabul edersen ben seninle evleneceğim. Bu kadının buraya çıkmasının avantajı bu işte. Şimdi kadıncağız, yarın bir gün o da anne olacak. Şimdi duyuyor. Medine buradan aslında Erdal'a değil, Erdal'ın evli olduğu kadına seslenecek. Evet. Yarın bir gün sen de anne olacaksın. Benim çocuğumu verin de. Evet. Kayınvalidene de seslen. Daha ismini neyini bilmiyorum yani. Sadece kaynanam. annesinin kaynanam diyemiyorum çünkü nikahımız yok biz ondan. Yani çocuğun babası diyorum yani, kaynanam diyemiyorum. İşte hep kadınlar başımıza hep bunlar neden geliyor? Düşüncesizlikten geliyor. Nikahın olmadığı adamdan hamile kalıyorsun. Ondan sonra ben ne yapacağım diyorsunuz, yanıyorsunuz, tutuşuyorsunuz. Bebacığım 25-26 yıldır televizyon programı yapıyorum. Hala aynı şeyi dinliyorum Olgun Hocam ya. Bir arpa boyu ilerlemez miyiz ya? Hala aynı şekilde karşıma geliyorsunuz ya. Doğru. 26 yıldır hiç değişmiyor. Aynı şeyleri duyuyorum. Bir yudum sevgi yaptırıyor dediniz ya. Bir yudum evet, sevgi. Bir yudum sevgi. Kandırılmaya ne kadar müsaitiz biz kadınlar ya. Niye inanıyoruz? Ne güzel kadınsın. Sağ ol, Allah razı olsun. Güzellik her şey değil yani. Kendisi dedir de Erdal. Güzellik her şey değil dedi. Ben çirkine güzeldirim, güzele çirkin derim. Erdal'ın kardeşi, heh, çok şükür Abdullah telefonda. Evet. Abdullah Bey, o, merhaba. O zaten tüm ya... Merhaba Seda Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağolunuza duayım. Allah razı olsun. Şimdi Medine burada. Kadıncağızın bir şey istediği yok. Diyor ki ben çocuğumu göremiyorum. Çocuğumu görmek istiyorum diyor. Biz de bu işin peşindeyiz. Avukatımız tamam. Da burada. Evet. Buyurun efendim, tamam. Sizi dinliyoruz. Sorar mısınız Seda Hanım? Bir ay önce Abdullah dedi sabah 9'da yanıma gel, biletini keseceğim, seni Urfa'ya göndereceğim diye. Ne ben de anlamadım. Bir daha. Ne? Hocam. Sorar mısınız Medine Hanım'a? Bir ay önce ben de Almanya'daydım. Medine sabah 9'da yanıma gel, biletini keseceğim, seni oğlunun yanına göndereceğim diye. Yalan ya, yalan abi, yalan Seda abla. Ne, Almanya'daydık diyor bir ay önce. Aynen, Almanya'daydık. Hep oyaladılar. Gel dedim, senin oğlunun düğün olacağım. Ben de dedi, çifte düğün yaptılar hem de, hepsi yalan. Ya, beni Urfa'ya onu... giderken bile büyük abisi beni çevirdi ki sen gelme, sıkıntı yapıyorsun, sen çocuğun şeyini bozuyorsun diyor. Bir anne çocuğun şeyini nasıl bozabilir? Sen, bir dakika, çocuk sen... kaç aydır orada, kaç gündür, kaç aydır, kaç 11 yıldır? 11 aydır burada. 11 aydır değil mi? Kendisi getirdi buraya, bıraktı. Kendisi getirdi, bıraktı. Getirdim, size vermedim. Tamam. Ben, sonra ben... peki kaç ay kalmak için getirdi? Şimdi bu annesi çocuğun netice itibariyle. Evet, ben annesi. Tamam. Öpüyoruz annesi. Getirirken Abdullah Bey bu çocuğu size bırakıyorum diye mi getirdi? Yoksa siz de görün, ben çocuğumu götüreceğim. Çünkü 3 yaşında çocuk, anne çocuğu. 2 yaşında. Tamam, söyleyeyim mi niye getirip buyurun, bıraktı? Buyurun söyleyin. Sorar mısınız kendisinin bir kızı daha var nerede diye? Abdullah Bey. Tamam ama hayır bak Seda Hanım, ama hepsi birbirine bağlanacak. Yok. Onun bir çocuğu daha var, çocuk esirgeme kurumunda. Bunu da onun elinden alacaklardı. O da dedi çocuk esirgeme büyüsün. He tamam, bir dakika Abdullah Bey. Bunu soralım. Şimdi diyor ki bu, ama Seda Hanım. Evet buyurun.
sizden rica ediyorum. Bakın ben gerçekleri burada size söylüyorum. O da gerçekleri söylesin. Lütfen. Tamam, tamam dinleyelim. Bak doğru söylüyor. Adam diyor ki ben önce kızdım, o sizin sorunuz değil dedim ama nedeni buraya dayanıyor diyor. Bunu da elimden alacaklar. Alın sizde kalsın evet. dedim diyor. Ha, doğru mu? Buyurun doğruları hayır, söylesin hayır, sadece. Hayır, Emel'le sizde kalsın demedim. Böyle bir sıkıntım var sizde kalsın. Ben çocuğumu geri istiyorum ben. Yani temelli onlara bırakmadım. Söylediği sıkıntı doğru sıkıntı mı? Yani sosyal hizmetler çocuğu sizin elinizden alacak mıydı? Hayır, araştırın o zaman hayır. Lütfen araştırın o zaman. Hayır, almayacağım. Peki sıkıntın neydi? Sıkıntın var dedin. Sıkıntın neydi Medine? Hayır, bana Erdal dedi ki git dedi annem babam görsün çocuğu dedi. Onun hayır, için götürdüm. Şimdi demin bir şey söyledin. Sıkıntın var dedin. Beyefendi bir şey söyledi. Dedi ki çocuk öbürü gibi işte yetiştirme yurduna gidecekti. O nedenle gelsin çocuğa bakalım dedi. Sen de bir sıkıntın var dedin. O sıkıntın ne onu söyle. Sıkıntın neydi Medine? Tamam tamam sıkıntım vardı ama yani öyle şey çocuğuma bakma durumunda değilim dahil. Şimdi iyiyim Allah'a şükür. Şimdi o zaman çocuğuna iyi. Bakamıyor muydun? Tamam o zaman durumum yoktu yani fazla bir şeyim yoktu yani. Şimdi Abdullah bakacak. Bey. Ama efendim? Şimdi Allah'a şükür tedavimi gördüm. Tamam. Duruma şeyim var yani çocuğuma bakma durumum var. Ne tedavisi oldu? Seda Hanım halen ilaç kullanıyor. Abdullah Bey. Ya ne ilacı efendim? Ben ilacı belli bıraktım ki, dur ya. Medine dur. Siz belli ki çok aklı başında bir insansınız. Bizim amacımız anneyle evladı buluşturmak. Kadıncağız olabilir ilaç kullanıyordur, hastadır, sıkıntısı tamam işte vardır. Bundan dolayı da. Ama çocuğu görsün. Tamam görsün. Biz ona karşı değiliz ki zaten. Hayır çocuğu görmek değil ben de yaşamasını istiyorum. İşte o buralarda onun için, şey değil ben Almanya'ya götürmek istiyorum çocuğumu. O, işte bakın Almanya'ya götürdüğü zaman. Hayır verin çocuğumu bunu, beni. Hayır ben çocuğumu istiyorum. Ben çocuğuma lütfen beni ben. Dinler misiniz Seda Hanım? Temelli vermedim. Medine, Seda Hanım. Abdullah Bey buyurun Medine. Abdullah ben çocuğumu tamam, istiyorum. Tamam bir dur ama dinleyelim Abdullah tamam. Bey'de. Buyurun efendim. Bakın. Dediğim gibi ilk kızı çocuk esirgeme yurdunda. Bunu da şimdi alıp götürdüğü zaman lütfen havaalanında direkt yine çocuk esirgeme kurumuna arayacaklar ve bunu da onun elinden alacaklar. Ve bu da bunu %100 biliyor. Doğru. Bize inat şimdi bunu yapıyor. Yok. Çocuğu ne onun ya? Elinden alırlar ve bakıcı aileye vereceklerdi. Çocuğu kendi... Bey. Efendim. Sizce neden inat yapıyor efendim? Niye inat yapayım ki ya? Evlendi Erdal ben hiçbir şey demedim. Ben çocuğum ama, için ne ama, inat edeyim? Ben öyle bir insan değilim abi. Sen beni yanlış lütfen, anlamasın. Lütfen ya. Sorun. Her bizden gelip sorun. Almayacaklar mıydı diye. Çocuk esirgeme yurduna verip ondan sonra bakıcı aileye vermeyecekler miydi? Yok, bunu kendisi yok. Duydu ben kendisi buraya vermem. Getirdi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Seda abla. Ama yok. Yalan söylüyor. Hayır ne yalan tamam. Söylemesi bir saniye ya. Abla benim... abi. Hayır. Peki öyle senin... bir şey yok ablam. Alman devleti hemen almaz. Önce bakacak yine beni anne çocuk yurduna koyacak. Ha. Nasıl oldu? Çocuğu ama öyle şimdi hapladan Abdullah almıyorlar. Diyor ki, daha havaalanında o çocuğu alırlar onlar. Ya yalan ya onlar senin bilmiyorlar. Senin artık iyileştiğine hayır, dair hayır, raporların hayır. Var mı? Ben Alman şeyin ondan iyi hocam, biliyorum. Hocam burası seni ilgilendiriyor. Şimdi ben bakın anladım. Abdullah Bey bir kere bir şeye emin olun ki bu hanımefendi sıkıntı yaşadığında zaten çocuğu oraya gitmesin diye getirdi sizin evinize bıraktı. He. Değil mi? Yani bir mantıklı olalım. Eğer zaten ben... böyle bir sıkıntı varsa... Böyle bir sıkıntı varsa bu çocuğu size vermezdi ki. Çocuk eğer bu dönemde de çocuk yetiştirme yurduna gidecekse kadın niye alsın çocuğunu götürsün yetiştirme yurduna versin? İnat olsaydı baştan beri bu çocuğu size vermezdi değil mi? Yani mantık örgüsü oturmuyor. Ha haklısın bir şey demiyorum. Tabii ki. Oraya bir dakika müsaade et bir dakika. Önce gelsin bakın bir dakika. Abdullah Bey lütfen. Bir anneyi 2 yaşında bir çocuğu anneden ayırmak çok kötü bir şey. Ben bir gelsin görsün. Abi, ben sizden inadım yok mutlu olun her şey olun. Ben sadece yavrumu istiyorum. Onun için buralara geldim ablacığım. Ben tek kuzumu kuklamak istiyorum. Özlemiş ama ben. Günah ya. Almanyalardan geldim yol iz bilmiyorum. Urfa'ya gittim Urfa'dan oralara geçtim. Annem gül merak ediyor nerede bu kız diye. Ağzımda fazla Türkçem yok getiremiyorum. Yavrumu istiyorum ben. Erdal mutlu olsun. Yaptığı vardı. Kişiden çocuk yapsın. Bol bol yapsın. Ben o kuzumu istiyorum. Ne olur verin bana yavrum. Ne olur. Siz de ben gurbetçiyim Almanya'da. Tek başına yaşıyorum. O benim tesellim yavrum. O benim her şeyim. Kuzum o benim. Hasta bile olsa istem ben bir anneyim anne. Ne olur Seda abla. Ta sizi tanıdım buraya geldim. Kimse arkamda yok. Annem babam yaşlı. Kimse bakmıyor. Tek başıma her şey yaptım. Yavrumu verin bana ne olur. Sizden bir şey istemiyorum.
vereyim. Onu bezmi ki vereyim. Sevmesem itmesem buraya da ne niye geleyim yavrum için geldim. Ta buralara niye geleyim? Derim ki keyfimi sürerim orada ama çocuğuma bakılıyor derim. Ama yok, benim kalbim çok acıyor, çok. Çok çok vicdan çekiyorum, geceleri uyuyamıyorum. Yanımda yavrumu arıyorum. Ne olur Seda abla, sizde vicdan varsa. Şimdi Abdullah Bey de üzülmüştür, ben öyle inanıyorum yani. Buna kimsenin ciğeri de... Hayır, ben üzülmüyorum. Ben üzülmüyorum çünkü yalan söylediği için üzülmüyorum. Ben size ne diyorum Seda Hanım, bir ay önce ben ona dedim gel biletini yalan, alıp seni oğlunun yanına göndereceğim, hep gelmedi. Hep beni oyaladılar, hep beni oyaladılar. Erdal da yalan söyledi. Bir ay önce Dresden'e gideceğim, çalışacağım Abdullah dedi. Abdullah Bey. Bak, sen bana bak, sen bana bak. Oluyor, yalan söylüyor. Seda Hanım. Evet. Benim ona verdiğim sözleri bir sorun ona. Sabah gelin dedim, Azente'ye gidiyorum, sana biletini alıp seni Antep'e göndereceğim. Yalan Seda abla, yalan. Bak, yalan diyor ama yalan. Bunları hepsi kabul yalan. Etmiyor Abdullah Bey. Beni hep oyaladılar, düğünümüz olsun her şey. Erdal onun diyor, için bir şey söyleyeyim mi? Alırım biletini, evet buyurun, buyurun. Dur, anlatsın da adamcağız. O zaman sizin beni arayanlara da söyledim. Jandarmayı arayın o zaman, ben ne ifade verdim diye. Komutan Bey, otele gidin. Ona otelde tutalım, yemeğini içmesini bir haftada oğlunu mu görmek istiyor? Onu da gelsin görsün, her gün götürüp getireyim. İfadem de halen orada. O zaman jandarmayı arayın, benim verdiğim ifadeyi bir öğrenin o zaman. Görmek değil, almak istiyor. Eğer ben yalan söylüyorsam. Benimdir Seda abla. Ama almaya diyor, onun diyor durumu müsait değil diyor. Almaya durumu müsait değil. Kendisinin gerçekten orada ilaç kullanması lazım. Ona doktor dedi, hayır, ilaç kullanıyorsun, çocuğu emzirmemen lazım. Emzirdiği halde doktorlara gitti. Onlar eski davalar. Doktorlara gitti, çocuğun kanında ilaç çıktı. Anlaşılmıyor, üst üste konuşmayın. Evet Abdullah Bey. Seda Hanım. Buyurun efendim, dinliyoruz. Doktorlar ona dedi, çocuğu emzirmemen lazım. Çocuk bir yaşındayken. Evet. İnadına çocuğu emzirdi, çocuğu hastaneye götürdüler. Çocuğun kanında ilaçlar çıktı. Yalan, yalan. Hepsi Abdullah yalan. Bey. Hepsi kanıt göstersin. Dur, hepsi Abdullah yalan. Göndersek Urfa'ya çocuğu gösterir misiniz? Biz hiçbir zaman göstermeyiz demedik. Ve ben dediğim gibi ben kendisi ona dedim ya, her 6 ayda bir yanıma gel, göstermek ben seni kesip göndereceğim. Ya bir önce gör, bir ama önce gör, bir hasretini gider. Ben çocuğumu istiyorum. 2 yaşında Medine çocuk Hanım. O evlendi, analık var. Tamam. Bakıyor. Tabii tabii. Ben Medine anlatayım Hanım. Onun. Her şeyi önce, verirsiniz anneye önce bir çocuğunu görüp hasretini gidermek istemez misin? İsterim. Gider konuşursun, insanları orada ikna edersin, durumunu anlatırsın. Şimdi bunlar yüz yüze olur. Onlar da ikna olurlarsa çocukla ilgili önce bir git çocuğunu gör. Ne dedi Sinan? Onlar bir şey ikna dedi? Olmaz ki zannettim. Bir şey mi diyeceğim? Yani şu Almanya'da hani doğan çocuklar için biliyorsunuz annelere belli bir miktar para ödeniyor falan. Hani onların şartları çok daha iyi şartlarda. Şimdi tabii. Medine'de neden yani böyle bir şey yapsın ki diyorum. Şimdi bakın sorun Medine'ye çocuk parası çocuğumu verilmesi sorunu değil. Çocuk Alman hükümetinin Medine'nin durumu nedeniyle çocuğu ona vermemesiyle ilgili bir sorun. Adamın anlattığı peki, o. Peki Medine İddiayı bu raporlarını yani bu raporlarını bu aileye götürürse artık sağlık sorunu kalmadığına dair doktor raporları, avukat ki. O zaman verecekler mi çocuğu Medine'ye? Gitsin konuşsun işte, onu söylüyoruz. Gitsin bir konuşsun kendisini. Onlarla konuşulmaz ki, baksana bunlar bana vermez yani. Öyle bir şey yok canım. Hakların vermez var senin yani. De davanı açarsın, öyle değil mi hocam? Ya öncelikle bakın, hiç kimse davayla şununla bununla uğraşmak istemez. Onlar da eğer mantıklıysa sulh olmak ister. Adam mantıklı şeyler anlatıyor. Önce bir sulhü denerler. Önce gidip bir sulhü denesene. Sulh olmayı dene. Sulh olmak dünyanın en iyi şeyidir. Ama ben tek başıma gidemem oraya. Biz ekibine gidersek. Ekibine göndereceğiz. Biz göndereceğiz. Benle giderse. Bak, kendisi sinirlenirse. Hayır hayır. Bak Sinem Hanım, ben geleceğim diyor senin. Bak Sinem götüreceksin. Ben zaten yarın Urfa'ya gidiyorum. Gel benle görelim çocuğu beraber. Geleceğim, sonra adalet yolundan çocuğumu alacağım. Tamam ama gel önce çocuğunu görelim. Gerekirse Almanya'ya götürmem. Yozgat'ta annem gelin orada bakarım. Babamın vallahi getir yavrum dedi. Ben tamam ama önce gidip çocuğunu görelim mi? Sana onu soruyorum. Evet, görmek istiyorum yavrumu tabii. Peki Abdullah Bey, dur. Efendim? Daha 2 yaşında. Arkadaşım Sinem Yıldız Allah'ın izniyle Medine'yi alacak, Urfa'ya sizin yanınıza getirecek. Söz verdiniz, göstereceğiz diye. Sözünüzü... Seda Hanım, buyurun. Hayır, biz önce de hiçbir zaman göstermeyiz demedik. Tamam. Ama gerçekten dediğim gibi ben doğruları konuşuyorsam
O da benim gibi doğruları konuşsun ki birbirimizi yormayalım. Tamam, ben de doğruları konuşuyorum. Tamam, ben gelsin. Doğruları, çocuğunu sen bir doğruları görsün, konuşuyorsun. Bir sarılsın, öpsün, koklasın. Ne kadardır görmüyorsun? 8 aydır görmüyor. 8 aydır. Tamam Sinem. Hayır, 6 aydır görmüyor. Kendi elinizle önemli göz kata götürdük. Ya 2 gün bile, 1 gün bile önemli be anne için. Bunları tartışmayalım. Siz aklı başında olgun bir insansınız. Konuşmalarınızdan belli. Ilımlı davranıyorsunuz. Buyurun. Sinem Hanım'a sorar mısınız? Ben az önce Sinem Hanım'a bir laf söyledim. Lütfen canlı yayında söylemeyin dedi. Söylemem dedim ama sizin kulağınıza gelsin söylesin çocuğu için neler söyledi diye. Çocuklar boş verin, bunlar önemli kim değil çocuğu için dedi. Neler söyledi. Avukatımız da burada sizi dinliyor. Abdullah Bey, ılımlı davranıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sinem alır Medine'yi. Yarın Allah'ın izniyle yanınızda olurlar. Çocuğunu bir görsün, öpsün, koklasın. Daha sonra nasıl bir yol tabii, tabii tabii. Tabii. Olur mu? Göreceğim de yetmez, çocuğumu alacağım. Tamam, bir gidin, dur sen de bir sakin. Alacağım, Yozgat'ta baharım, Almanya'ya götürmesem tamam. bile. Tamam, sakin. Ben onun sakin. Önce bir evladını gör. Bir öp, hocamızın dediği gibi bir kokla, çocuğun sana bir alışsın. Ne zamandır görmüyor. O yaştaki bir çocuk için çok önemli görmeye. Bakalım ne yapacak? Bir sev çocuğunu, bir bağrına bas. Sinem bak buradan kalkıp seni oraya götürecek, tamam mı? Çok sevinirim abla. Tabii seversin, annesisin sen onun. Canım benim. Bir bağrına bas çocuğunu. Sen konuşurken Fadime ağladı orada. Çocuğun yaşı yok. Seninki 2 yaşında. O... Ben 38 yaşındaki kızını işte daha zaman gitmeden diyorum. Ya, onu söyle, 28 sene çocuğumu hiç görmedim. 28 senedir çocuğunu ya, görmüyor. Anne, kız şimdi 38 yaşında. Bu kadınca anne. Dolunay. Çarem annen yani. Hep senin sesini övüyor. Hadi bir türkü söylesene bize. Hadi. Hadi Dolunay. Eşlik edersiniz. Evet. Kadıncağız 28 yıldır yetişim kızını olur. Görmüyor. Kız şimdi 38 yaşında. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Dolunay hazır olana kadar Fadime bir şey söyleyecek. Bir tane de ben okuyabilir miyim? Nereden gelirsin? Sonra. Dolunay bir dinleyelim. Ha, bittikten sonra. Tamam Fadime. Müsait olursa ömrümü tabii. Ömrümü yeme Fadime, dur. Tamam. Dolunay'ı bir dinleyelim. Tamam. O çalar ben söylüyorum yani. Müsaade edersen ama. Fadime bir sus. Bir tane tamam. Ayrı düştüm vatanımdan elimden, gurbet bana, ben gurbete alıştım. Takdir böyleymiş, ne gelir elden, gurbet bana, ben gurbete alıştım. Takdir böyleymiş, ne gelir elden, gurbet bana, ben gurbete alıştım.
gerçekten çıksın. Nedenini anlatsın. Ben de bir anneyim. Ben biyolojik annem olacak şu kişiye de buradan sesleniyorum. Küçücük bir ipucu dahi olsa bir şey biliyorsanız arayın yani. Kübra gerçek ailesini bulabilecek mi? Sır perdesi 2 gün sonra aralanacak. Evet, sevgiyle ilgili görgü tanıkları var, yeni telefonlar var. Yarın gerçekten sevgi için büyük bir gün olacak. Kübra'ya gelirsek, reklam boyunca da konuştuk. Kübra'nın kalbi artık pat pat atıyor. Son 2 günümüz kaldı. Bakalım DNA'nın sonucu ne olacak? Evet, Donla. Ruhu ezelden, levh-i galemden, levh-i galemden. Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Ruhu her günüme 100.000 zara yazmışlar.